söz, Spiritüel konulara yabancı olanların yadırgayacakları bir deyim, enerji beden deyimi. Fakat şu fiziksel bedenlerimize ve tüm canlı cansız varlıkların bedenlerini saran bir enerji bedeninde varlığı artık bilimsel olarak ortaya çıkartılmıştır. Bu rengarenk enerjetik bedenin resimleri çekilmiştir. Öyle ki artık çeşitli ülkelerde bu enerji bedenin resimlerini çeken özel fotoğraf makineleri ve diğer apareyleri satılmaktadır. 1940 yıllarında Rus Semyon ve eşi Valentina Kirlianlar, Doktor Gaykin yüksek frekans alanında kendi yaptıkları alet ve metotlarıyla canlı organizmaları incelemeye başladılar ve çok şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar. Canlı veya cansız bütün varlıkların içlerinden dışarıya doğru çeşitli renklerde ışıklar, ışık noktaları ve bulutlar halinde enerji dalgaları çıkıyordu. Bu çeşitli renklerdeki soğuk ışıklı enerji dalgaları organik beden hastalandığı zaman renk değişikliğine uğramakta, organizmanın ölümünden bir zaman sonra ise bu enerji beden bir süre daha giderek azalan bir şekilde organizmanın üzerindeki varlığını sürdürerek kaybolmaktadır. Bu enerji beden yüzyıllardır duru görür medyumları tarafından görülen ve aura denilen canlı bütün varlıkların bedenlerini saran renk ışık örtü bir biyomanyetik alandır. Organizmanın hayati fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde uyaran ve enerji olarak fizik beden üstü bilinçli müessir tarafından kullanılan bu yüksek beden birçok parafizik olaylarında nedenidir. Canlıların fizik düzeyde iki bedeni vardır. Herkesin gördüğü fizik beden, ikincisi de Kirlianların yüksek frekans fotoğraflarıyla tespit edebildikleri enerji bedendir. Fizik beden adeta enerji bedende olup bitenlerin bir aynası durumundadır. Bitkinin enerji bedeninde meydana gelecek bir dengesizlik, bitkinin fizik bedenine bir hastalık olarak yansımaktadır. Bu insan ve hayvanlar için de böyledir. Hastalık, heyecan, zihinsel durum ve düşünceler bunların her biri vücutta dolaşan enerji kalıbının üzerinde etkili olmaktadırlar. Yeni kopartılmış bir yaprak yüksek frekans alanına konulduğu zaman pek çok enerji noktaları meydana getirmektedir. Yaprağın kenarları etrafında yeşilimsi mavi ile su kanallarından fışkıran kırmızımsı sarı renkli alevler görülmektedir. İnsan parmağında ışıklı çizgiler, noktalar ve içinden alev püsküren krater şeklinde çukurlar görülmektedir. Parmağın bazı kısımları ise sanki içinden ışıklandırılmış gibidir. Elin bu cihaz altındaki manzarası geceleyin gökyüzünde uzayıp giden saman yolunu andırmaktadır. Mavi ve altın sarısı zemin üzerinde yarı renkli alevler, kıvılcımlar oynaşıp durmaktadır. Bazı ışıklar parladıktan sonra sönerken bazıları da sürekli yanmaktadır. Yeryüzünün en büyük beşeri buluşu kuşkusuz insanın keşfi olacaktır. Çünkü büyük evrensel sırlar insan mahallenin derinliklerinde gizlenmişlerdir. Haluk Egemen Sarıkaya Giriş İnsanlar görülmeye değer bir renk panoraması komple ışık galaksileri halindeler. 1960'lar boyunca ünlü Sovyet bilim adamlarının henüz yeni geliştirilen bir fotoğraf tekniğiyle tespit edildiği şekliyle insanların neye benzediklerine dair tanımları Sovyetler basınında sık sık görüldü. Söylediklerine göre bizler bir ışıldayan labirentler, fantastik galaksiler, büyüleyici hayalet ışıklar ve çok renkli alevler dünyasıydık. 1970'lerde artık Amerikalılar da Sovyetlerdekine benzer cihazlar geliştirerek insanların yeni bir görüntüsünü keşfediyorlardı cezbedici yeni bir dünya, parlak renkli kabarcıklar ve lekeler, organik ve inorganik yaşamın dokusu, bir itfaiyecinin hortumundan fışkıran su gibi enerji neşeden alevler. Hem doğu hem de batıdaki araştırmacılar insan bedeninden çıkan ve beden bir yüksek frekansla elektrik akımları alanına yerleştirildiğinde görülür hale gelen parlak bir neşriyat gözlemliyorlardı. Bir Sovyet araştırmacı ile hanımından oluşan Kirlian ekibi yeni bir fotoğraf ve film çekme ve insan bedeni, hayvanlar, bitkiler ile tüm canlıları çevreleyip içlerinden de geçen parlak renkli ışık oyunlarını görsel olarak gözlemleme yöntemini geliştirmişti. Buna mucide olan Semyon ve Valentina Kirlian çiftine atfen Kirlian etkisi denilmektedir. Kirlian çifti yıllar boyunca kendi başlarına bu yeni yüksek frekans alanlı fotoğraf tekniğini geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çabalamışlardı. 60'ların ortalarından beridir de Moskova'dan Sibirya'ya kadar Sovyet bilim adamlarından oluşan ekipler canlılardaki bu göz alıcı rengarenk ışıkların araştırılmasına eğilmişler, sonunda da yaşamın kendisinin mahiyeti hakkında insanı hayrete düşüren bazı yeni kavramlarla ortaya çıkmışlardır. 1. Bölüm Sovyetler Kirlian foto çalışmalarının S.Ostrander ve L.Schroeder tarafından etütleri A. Fizik beden ve biyoplazmik eşleri İnsanın fizik bedeninin dublesi durumunda olan astral ya da enerji beden diye bir şey var mıdır? Yüzyıllarca din adamları, filozoflar olduğu kadar görücü, yazıcı ve kiler boyan medyumlar da hepimizin bir görünmeyen bedene sahip olduğumuzu söyleyip durmuşlardır. Yüzyıllarca bu bedene subtil, astral, eterik, akıcı, beta, duble, fizik öncesi beden gibi isimler verilmiştir. Ruhsal yetenekleri gelişmiş bazı kimselere göre bu duble fizik bedenden daha büyüktür. Aura ya da ışık olarak görünen bu beşeri dublenin fizik bedenden taşan dış kenarlarıdır. Zamanımızın önde gelen ve sözüne güvenilir medyumlarından olan Evin Garrett, Avarenes isimli kitabında şöyle yazıyor. Tüm hayatım boyunca tanık olmuşumdur ki herkesin bir ikinci bedeni, dublesi vardır. Bütün doğu ve teofizik öğretide bu duble belirtilmiştir. Zamanımızda enerji beden denildiği gibi. Fizik bedenle hemahenk olmuş bir manyetik alan, perdin inanç ve hayatına göre biçim değiştirebilen planetin, güneş sisteminin ve kozmosun maddi olmayan elemanlarından yapılmış bir alan. Elin Garet, Aaron'un insanın enerji bedeninin ya da dublesinin operasyonunun bir veçesi olduğunu söylemektedir. Hepsinden önemlisi diyor Garet, duble, şuurun genişlemesi için kullanılabilir. Duble, telepati ya da kiler bayan projeksiyonunda bir vasıtadır. Eğer bayan Garet haklıysa, dediğinin sırrı astral bedendedir. Montreal'de McGill Üniversitesi'nden Dr. Wilder Penfield beyin cerrahıdır şuurluluk olmaksızın da zihnin devam ettiğini, belki de spiritüel bir cevher tahayyül etmeye daima zorlanacağımızı söylemektedir. Bu spiritüel cevherdir ki bütün mekanizmayı kontrol edecek güçtedir. Makine ne insanı ne de tam olarak ruhun tabiatını asla açıklayamayacaktır, diyor Dr. Penfield. B. Bedenin eşi olan astral ikizin keşfine doğru oldukça tanınmış İngiliz medyumlarından Geraldine Cummins'in 1930'larda rapor ettikleriyle Rusya'da keşfedilenler uygunluk göstermektedir. Zihin direkt olarak beyne tesir etmiyor. Arada zihin ile beyin hücreleri arasında bir elektrik beden vardır. Günümüzde bilim bu bedenin partiküllerini tespit edecek kadar gelişmemiştir. Bunlara yaşam üniteleri diyebiliriz. Bu göze görünmez beden, hayat ile zihnin fiziksel olarak irtibatta bulundukları tek kanaldır. Bu ikisi arasındaki bir düğüm kontrolü aksatacaktır. Her hayvanın değişik tertipte esirden yapılmış, birleştirici ve gözle görülmez bir bedeni vardır. Zamanla bu bedenin varlığını gözle görülür hale getirilebilecek bir cihaz imal edilecektir. Bu duble diye de isimlendirilen beden bilim tarafından ortaya çıkartılırsa devrim mahiyetinde bir olay olur. Böyle bir olay sadece kendimiz hakkındaki görüşlerimizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda biyoloji, din, psikoloji ve tıp konularının da alabildiğine genişlemesine yol açar. Dublenin keşfi, telepati ve kiler boyanı da daha değişik tarzda ele almamızı kolaylaştıracaktır. Sovyetler bir atılımda bulunmuş mudur? İnsan dublesini görülür hale ve keşfedilir duruma getirmişler midir? 1939'da Keliianlar yüksek frekans fotoğrafçılığını buldular. 1960'tan itibaren de Keliian kamerası bütün SSCB'deki üniversite ve araştırma enstitülerine doğru yol aldı. C. bedenin ikizi olan astral duble ve matrix enerji. Sovyetler canlılarda bir çeşit matrix enerjine mevcut olduğunun ipuçlarını ve delillerini elde etmiş bulunmaktadırlar. Fizik bedenlerimiz içinde kıpırdanıp duran bir çeşit birleştirici ve gözle görünmez bir beden. Fakat bu enerji beden aslında nedir? Nasıl bir fonksiyonu vardır? Nereden geliyordur? Bu gibi soruların cevaplarının araştırılmasına Kazakistan'da Sovyet uzay merkezlerinin yakınlarında başlanmıştı. Almatada, Kazakistan'ın Kirov Devlet Üniversitesi'nde bir grup biyolog, biyokimyacı ve biyofizikçilerden meydana getirilen bir komisyon, Büyük bir elektron mikroskobunun etrafına toplanmıştı. Kelya'nın cihazları uzaktan getirilip bu elektronik alete bağlanmıştı. Bir zamanlar yalnızca kiler boyanlar tarafından görülebilen bu sakin yüksek frekans deşarjını şimdi bilim adamları elektron mikroskobundan görüyorlardı. Burada yaşayan bir organizmanın hareket halindeki canlı dublesini görmüşlerdi. Üst üste deneyler canlı bitki, hayvan ve insanlar üzerinde yapıldı bu duble neydi? Bilim adamları buna iyonize edilmiş, uyarılmış elektron, proton ve muhtemelen diğer partiküllerden yapılmış bir çeşit ilkel plazma şeklinde bir takım dediler. Fakat aynı zamanda bu enerji beden yalnızca partiküllerden yapılmış da değildi. Kaotik bir sistem değil, başta başına birleştirilmiş bir organizma. Bir ünite olarak hareket ediyor, bir ünite olması dolayısıyla da enerji beden, biyolojik alanların temeli olan kendi elektromanyetik alanını yapıyor. 1968'de B. Inyushin, V. Grichenko, N. Shoishki, N. Fedorova ve F. Gibadulin isimli doktorlar keşiflerini açıkladılar. Bütün canlıların, hayvan, bitki ve insanların sadece atom ve moleküllerden yapılmış olan bir fiziki bedenleri değil, aynı zamanda bir de bunun bir kopyası olan enerji bedenleri vardır ve onlar bu ikinci bedene biyolojik plazma beden ismini vermişlerdir. Sonuçlar insana huşu verecek mahiyetteydi. Kitap şeklinde bilimsel bir yazı Kazakistan Devlet Üniversitesi tarafından yayımlandı. Kirliyan metodunun biyolojik esası Almata 1968 Burada enerji bedenle ilgili bütün çalışmalar anlatıldı. Kirliyan fotoğraflarında görülen biyolojik ışımanın sebebi biyoplazma oluyordu organizmanın elektriksel durumu değil diyorlardı. Bütün canlılarda bulunan titreşim yapan renkli enerji bedenin en belirgin özelliği kazak ilim adamlarına göre onun belirli bir uzaysal organizasyona sahip olmasıydı. Enerji bedenin içinde diyor bilim adamları fizik bedendeki enerji kalıbının tamamen farklı olarak bir hareket tarzı devam edip gider. Biyoplazmik bedenin de polarizasyonu vardır biyolojik enerji plazması her organizma, doku ve muhtemelen de biyomolekül için spesifiktir. Bu spesifik oluş hali organizmanın formunu tayin eder diyorlar. Son birkaç yıl içinde de çeşitli ülkelerden birçok bilim adamı yaşayan canlıların içinde bir çeşit matrix, bir çeşit gözle görülmez organizatör kalıp bulunduğu hakkında teoriler ileriye sürdüler. Örneğin Moskova'da Hayvan Morfolojisi Enstitüsü'nden Dr. Alexander Stadisky, kas dokusundan bir parça kıydı ve onu bir farenin bedenindeki yaraya yerleştirdi. Beden bundan tamamen yeni bir kas geliştirmişti. Sanki orada bir çeşit organizatör bir kalıp varmış gibi. Kazak bilim adamlarının raporuna göre fizik ve enerji bedenler arasında sıkı bir ilişki vardır bir canlının enerjisi fiziki hücrelerinden ve daha hareketli olan biyoplazmasından yapılır diyor Doktor Inyusin, Grishenko ve arkadaşları. D. Biyoplazmik enerji beden ve solunum ile şarjı. Bu biyoplazmik enerjiyi meydana getiren nedir? Enerji bedenimizi tekrar nasıl doldurabiliriz? Kazak bilim adamlarının keşfettiklerine göre enerji bedenimizin belirli miktardaki enerjisi teneffüs ettiğimiz oksijenden oluşuyor. Sakin yüksek frekans şarjında, onlar bunun oluşumunu izleyebiliyorlar. Teneffüs etmek tüm biyoplazmik bedeni şarj ediyor. Vital enerjimizi yeniliyor ve yıpranmış enerji kalıplarının onarılmasına yardım ediyor. Kuşkusuz Hint yoga felsefesi eskiden beri teneffüsün bütün bedeni vital güç ya da prana ile şarj ettiğini söylemiş durmuştur. Sağlığın gelişmesi için belirli teneffüs egzersizleri tarif etmiştir. Şimdi Kazak Devlet Üniversitesi'ndeki biyologlar iyonize havanın teneffüsünün için birçok hastalıklar üzerinde iyileştirici tesir olduğunu anlamaya başlamış bulunuyorlar. Biyoplazma kötüleştiği zaman birçok hastalıkların ortaya çıktığını söylüyor Sovyetler. Hatta Sovyetler bir yaraya iyonize hava püskürterek tedaviyi büyük ölçüde hızlandırmışlardır. Çünkü negatif iyonların plazmik bedenin restorasyonunda rolünün çok büyük olduğunu biliyorlardı. Bu biyolojik plazma beden görüşüyle kanser, tümör ve diğer hastalıkların gelişimleriyle ilgili yeni anlayışlara ulaşabiliriz diye yazdı biyologlar. Bilim adamları aynı zamanda çeşitli renklerin biyoplazma üzerindeki etkilerini de araştırdılar. Gördüler ki her renk biyoplazmada çeşitli salınımlara sebep oluyor. Aktivitesini değiştiriyor. Örneğin mavi ışıma deşarjın şiddetini arttırıyor. Belki de gözsüz görüşün temelleri insan biyoplazmasının renklere karşı olan reaksiyonlarında bulunmaktadır. Yine gördüler ki zayıf manyetik alanlar biyoplazmanın ışımasını stabilize etmektedir. Moskova'daki Parapsikoloji Konferansı'nda bu çalışmaların bir kısmını yürüten Alma Atalı bilim adamı Doktor Inyusen ile karşılaştık. Alma gelip çalışmaları yakından görmemiz hususunda herkes ısrar ediyor. Hem de neden Amerikan biyolog ve biyokimyacılarının parapsikoloji araştırmalarına girişmediklerini, niçin bu konferansa kimsenin gönderilmemiş olduğunu merak ettiğini ifade etmeye çalışıyordu. Kirliyan keşfi bize organizmanın plazmik durumlarının incelenmesi imkanını açmıştır bütün kozmik tezahürata, biyolojik plazma bedenimizle reaksiyonda bulunuyoruz. Güneş patlamaları sırasında bilim adamlarımız insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerdeki çeşitli biyolojik reaksiyonların tablolarını çıkardılar dedi Dr. Inyusin. Bu patlamalar evrenin tüm plazmik dengesini değiştirmektedir ve dolayısıyla yaşayan organizmaların biyoplazmaları da etkilenmektedirler. Bunun sonucu olarak bildiğimiz fiziki hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Sovyetlerin buluşları medyum Elin Garet'in söyledikleriyle paralellik arz etmektedir. Ve ister istemez merak ediyorsunuz. Acaba Sovyetler biyoplazmik beden çalışmalarıyla başka bir düşünce sistemi olan astrolojinin bilimsel temellerini mi atmaya çalışıyor? E. Astral seyahat konusu ve enerji beden ilişkisi Sovyet kozmik biyoloğu Dr. Şijewski, 11 11,5 yıllık güneş patlaması devrinin insan hayatı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak ileri çalışmalarda bulunmaktadır. Asırlardır ruhsal yeteneklere gelişmiş olan insanların kendi arzusu ile fizik bedenlerinden ayrılabileceğini söyleyip durmuşlardır. Bazıları da bu enerji bedenlerini sadece yerinden oynatmakla kalmayıp aynı zamanda onunla seyahat dahi etmektedirler. Sovyetler beden dışı seyahat yapabilen yogiler üzerinde çalışmaktadırlar. İnsan kriz, trans, koma halinde bulunduğu zamanlarda ve anestezik etki altında bu enerji bedenini spontan olarak dışarıya atabilmektedir. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Charles Tart, beden dışı seyahat ile ilgili çalışmalara başlamaktadır. Arkansas'taki ESP kurumu direktörü, medyum ve aynı zamanda bir yazar olan Harold Sherman, astral seyahat yapabilen kimseler üzerinde çalışmak için teşebbüse girişmiştir. F. Enerji beden ve ölüm olayındaki durumu Ölümle birlikte bu enerji bedenin fizik bedenle olan irtibatının kesildiği söylenir. Medyumların raporuna göre esiri ya da enerji beden fizik bedenin içindedir. Tam bir duble durumundadır ölüm sırasında et kılıfımızdan çıkarız ve yaşantımıza enerji beden olarak devam edip gideriz. Bu çalışmalarıyla Sovyetler ölüm sonrası hayata adeta sondaj yapmaktadırlar. Ve öyle görünüyor ki astral seyahatin bütün izahı Sovyetlerin biyoplazmasında gizlidir. Bu ileri araştırmaları sırasında Kirlian metoduyla birçok defalar ölüm anının fotoğrafını çekmişlerdir. Hayvan ya da bitki bedeni yavaş yavaş ölürken bioplazmik bedenin kıvılcım ve alevlerinin dışa doğru fırladığını sonra uzaklaşıp gözden kaybolduğunu gördüler. Yavaş yavaş ölmüş bitki ya da hayvan bedenindeki ışımanın dindiğini fakat biyolojik dedektörlerin bir süre daha pulsasyon halinde henüz ılık olan bedenden gelen güç alanını tespit etmişti. Bu acaba dağılmakta olan bioplazmik bedenden gelen enerji midir? Belki de Kirlian fotoğrafçılığı yardımıyla ölüm olayının esrar perdesi biraz daha aralanacaktır. Valentina ve Semyon Kirlian, Aura'nın hiç değilse bir kısmının herkes tarafından görülebilmesini mümkün kılmışlardır. Onlar ikinci, subtil bedenimizin fotoğrafını çekmiş bulunuyorlar. Kurilerin bir radyum parçası içindeki devreden evreni buldukları gibi, Kirlianlarda yaşayan organizmaların bizim içimizdeki mavi, sarı, yeşil ışık galaksilerini ateşli dünyaları keşfetmiş bulunmaktadırlar. G. Enerji beden olgusu ve getirdiği yenilikler. Sosyalist ülkelerde gördüğümüz yeni ve alışılmış olmayan keşifler potansiyel olarak büyük öneme haizdir. Artık kendimizi ya da başka herhangi bir kimseyi Kirlian fotoğraflarını görmeden önce olduğu gibi katı maddesel bir yapı olarak düşünemeyeceğiz. Bir enerji ya da astral bedenimizin varoluşu ile ilgili olarak Sovyet bilim adamlarının vardığı sonuçlar çok şımarlıydır. Bizim iki bedene sahip olduğumuz konusundan dolayı felsefe, bilim, sanat, din ve tıp alanlarındaki görüşlerimizin değişmemesine imkan yoktur. Ona şimdilik ikinci yani talip eden diyoruz ama belki de o birinci yani esas bedenimizdir. Belki onunla evrendeki her şeye şimdiye kadar tahmin ettiğimizden daha hayati bir şekilde bağlı bulunuyoruz. Parapsikoloji için dahi insanın enerji beden anlayışı asırların getirdiği birçok esrarı anahtar olabilir. Öyle görünüyor ki Bayan Garrett'in enerji bedenin mevcudiyeti ve güneşsel tesirlerin onun üzerinde etkili olduğu hakkında söyledikleri doğrudur. Acaba o bu enerji bedenin birçok ruhsal olayda vasıtalık ettiğini söylerken de haklı mıydı? Kirlianlar parapsikologlara yeni bir keşif tekniği verdiler ve onlar da bu teknikten derhal DDE ve enerji bedenin keşfinde yararlanmaya başladılar. İkinci bölüm Kirlian foto tekniği ile Brian Snellgrove tarafından yapılmış ilginç deneyimler. Aura yani bedeni çevreleyen ve ışıyan parlak bir bulut kavramı kadim eski Mısır'dan da ötesine Hristiyanlık dönemi ressamlarının haliyle çevrili azizler tasvir ettiklerinden çok daha önce kutsal kişilerin parlak bir kuşantı içinde gösterildikleri zamanlara değin dayanmaktadır. Duru görü yeteneği olan hassas kişilerin belirttiğine göre insan bedeninin yanı sıra yapraklar, hayvanlar ve hatta taşlar bile bir aura ile çevrilidirler. A. Aura fotoğrafı tekniği öncüsü Eskirlian ve çalışması. Aura olgusu Sovyet mühendisi Semyon Kirlian tarafından yürütülmüş olan ve insanı hayrete düşüren bir dizi deneyden alınan neticeler ile bağlantılı olabilir. Semyon Kirlian 1939 yılında elektroterapi için geliştirilen bir yüksek frekans aletinin kullanımı ile ilgili bir gösteriyi izleme fırsatını elde etmişti. ...elektrotlar ile incelenen süjenin derisi arasında bir ışık parıltısının ortaya çıktığını fark etti. Gözlemlemiş olduğu bu ışık neşriyatının fotoğrafının çekilip çekilemeyeceğini merak etti. Bir fotoğraf camı kullanılarak yürütülen ilk deneylerde tuhaf bir görüntü, şekil olarak parmakların silüetini izleyen bir tür parlaklık elde etti. Bu neticenin neleri ima ettiği henüz belli olmamasına rağmen Semyon Kirlian yılmadı ve karısı Valentina Kilian ile birlikte komple bir deneyler dizisi geliştirdi. Bu deneylerin neticesinde mali ortaya konulan olguya, aura, enerji kuşantısı ya da bilim adamlarınca biyoplazmik beden, hale deşarjı ya da elektron neşriyatı gibi çeşitli adlar verildi. B. Kilian fotoğraf Apereylerinin çalışma ilkeleri Kilian tipi tüm cihazlar esas olarak izole edilmiş bir kutu içerisinde bulunan ve bir sıkma plakasıyla, fotoğraf camıyla ya da bir optik aletle irtibatlandırılan bir yüksek frekans kıvılcım üreticiden meydana gelir. Örneğin, deneylerim sırasında kullandığım ve Hollandalı mühendis Van de Weer'in geliştirdiği Verograp adlı cihaz, İnsan eliyle ufak objelerin fotoğrafını çekmeye yeterli, 12 10 santim ebadında bir plastik parçasından oluşan çalışma yüzeyi üzerinde bir düzgün alan üretmektedir. Bu cihazla 20 binlik standart bir voltaj ve 5 saniyelik bir poz verme zamanı kullanılmıştır. Bu yazıda diğer kişilerin defalarca yazılmış olan deneylerini değil de Ön yargıya bağlı herhangi bir umut ya da bir teori kanıtlama arzusu olmaksızın kendi kişisel incelemelerimi aktarmak istiyorum. Deneye tabi tutulan ilk şey benim kendi parmak uçlarımdı. Kısa bir süre sonra belli oldu ki Kirliyan fotoğraflarıyla tespit edilen koronanın iki ayrı ve farklı bölümü vardır. 2 tira 5 milim genişliğinde bir iç aura ve genişliği 5 tira 20 milim arasında değişen bir dış aura aynı konunun aynı şartlar altında ve bazen aralarında birkaç saniyelik bir fasla ile yüzlerce fotoğrafının çekilmesine rağmen alınan hiçbir netice bir diğerine benzemiyordu. Ve bazıları da gözle görülür derecede farklıydılar. Bu değişiklik cansız maddelerden ziyade insan bedeni, bitkiler ve sebzeler ile daha da belirginleşiyordu. Ayrıca her bir parmağın kendine özgü bir alanı olduğu da apaçıktı parmaklar birbirine ne kadar yakın yerleştirilirse yerleştirilsin korona saçakları birbirini itiyor ve birbirine karışmıyordu. C. aurayı etkileyen faktörler ve psikolojik durum. İç koronanın gücü deneyin günün hangi saatinde yapıldığına bağlı olarak gözle görülür derecede bir değişiklik gösteriyordu. Sabahleyin korona normal ve geniş oluyor ancak bütün gün süren deneylerden sonra akşamleyin hemen hemen ortadan kayboluyor ve daha karışık bir hal alan saçaklar sayıca azalıyorlardı. Bir diğer önemli değişiklik de süje meditasyon yaptığında ya da başka bir kişiyi ya da konuyu düşündüğünde gözlemlenmişti. Laboratuvarda geçen yorucu bir günden sonra saat 22.00'da süje 5 dakika süreyle meditasyon yaptıktan sonra tamamen düzgün bir görünümdeydi. Bu deneyin hemen ardından süje bir arkadaşını düşünmüş ve düzgün görünüm kaybolmuştu. Bir başka deney sırasında İkinci Dünya Savaşı düşünüldüğünde ortaya tuhaf bir çiçek deseni çıkmıştı. Kahve, çay ya da alkollü içkiler içtikten 10 dakika sonra görüntüde net olmayan bir takım lekeler belirmekte ve bu etki 4 saat kadar sürmekteydi. Yürütülen deneyler fotoğrafı çekilecek elin bir soğutulup bir ısıtılmasını ve ayrıca terlemesinin temin edilmesini de kapsıyordu. İşin tuhafı, bu yöntem uygulandığında ortaya çıkan değişiklikler, sürecinin beden kimyasının ya da duygusal davranışının farklılaşmasıyla elde edilen değişikliklere nazaran çok daha önemsiz oluyorlardı. Fotoğrafçılarla bilim adamları bu noktada görüntünün formuyla renginde meydana gelen değişikliklere hangi fotoğrafik etkinin sebep olduğunu merak edebilirler. Poz verme sırasında Objeyle fotoğraf kağıdı arasında bazı mavi-yeşil kıvılcımların atladığı görülebilir. Ancak kıvılcımlar, görüntülenen auranın alanında tekabül etmediklerinden ve ışık yoğunlukları tüm normal yasalara göre kağıdı yeterince ışıklandırmak için çok zayıf olduklarından, görüntünün tespit edilmesinden bizzat bu kıvılcımların sorumlu olduklarına inanmıyorum. D- Kellyan fotoları ile çeşitli araştırma ve çalışmalar. Ellerden sonra bedenin diğer kısımlarının, burnun, üçüncü gözün ve hatta ayakların fotoğraflarını çekmeyi de denedim. Bedenin her bölümünün bir koronası bulunduğunu keşfettim. Ancak eller diğer yerlere nazaran sanki daha fazla enerji neşretmekteydiler. Bir süjeye ayağının tekniği tekniğiyle çekilmiş fotoğrafı gösterildiğinde görsel feedback gücü bir miktar etkili olmuştu. Bu kişi 20 yıl önce henüz 12 yaşındayken dizinin üstünün zedelenmesine yol açan bir kazadan biridir, yetersiz dolaşımdan ve hafif bir uyuşukluktan şikayet ediyordu. Kendi ayak avrasının görünümünün normal bir ayenk ile karşılaştırılması kendisini ocağındaki dengesizlik üzerinde meditasyon yapmaya ve enerjinin akması için zihnini kullanmaya sevk etmek için yeterli olmuştu bile. İki hafta sonra aynı ayağın tekrar fotoğrafı çekildiğinde çok daha güçlü bir korona görüldü. Üçüncü gözün fotoğraflarından bir neticeye varılamadı. Sonra dikkatimi yapraklara yönelttim. Kirlianların Rusyalı meslektaşlarından biri bir parçası kesilen bir yaprağın fotoğrafı çekildiğinde tüm yaprağın enerji deseninin yine de tespit edilebileceğini keşfetmişti. Adına hayalet yaprak etkisi denilen bu olgunun batıda yürütülen çeşitli deneyler sırasında gözlemlenmiş olmasına rağmen ben herhangi bir etki elde etmeyi başaramamıştım. Psikometri yeteneklerini kullanan kişiler objelerin sahiplerin kişiliği ile damgalandığını iddia ederler. Objeden gelen neşriyat kanalıyla sahibinin içinde bulunduğu şartlara nüfuz ettiklerini öne sürerler. Bugüne kadar bu olgu bilimsel yöntemler kullanılarak gözlemlenmemiştir. Ancak şuna inanıyorum ki Kirlian fotoğrafçılığı bize bu olayın bir bölümünü gösteriyor olabilir. Şurası muhakkak ki bir insanla temas, bir madeni paranın çevresindeki auranın cesametini arttırabilmektedir. Meydana gelen değişiklik, temas eden kişinin gücü ve temas ile madeni paranın fotoğrafı önce hiç dokunulmadan sonra da bir meditasyon celsesine takiben çekilmişti. Bu celse sırasında hassas bir kişi parayı elinde tutarak 10 dakika kadar dikkatlerini üzerinde yoğunlaştırmıştı iç koronada 2 milimlik yani 3 milimden 5 milime kadar bir artış olmuştu. Bu deney farklı paralarla birçok kez tekrarlanmış ve her zaman aynı netice alınmıştır. E. Yiyecekler üzerinde ilginç kirliyan foto incelemeleri. Tüm yiyeceklerin insan müdahalesine karşı son derece hassas olan bir auraları vardır. İlk örnek bir yumurtanın haşlanmadan önceki ve haşlandıktan sonraki durumların etüdüydü. İkinci örnekte ise bir elma üzerinde çalıştım. Auradaki boşlukların ezik yerlere ve anlamlı bir şekilde çürümenin yerleşmeye başladığı bölümlere tekabül ettiğini keşfettim. Çok daha hayret verici bir deney, aralarında bir ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla yan yana yerleştirilen iki yumurta ile ilgilidir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler Telepatik olarak irtibat kurabiliyorlarsa embriyonlar neden kuramasınlar? Neyin canlı, neyin cansız olduğunu kim bilebilir ki? 24 saat sonra yumurtalardan birini cihaza yerleştirerek fotoğrafını çektim. Sonra birkaç saniye içerisinde bir gün süreyle yanında durmuş olan diğer yumurtayı ezerken bir fotoğrafını daha çektim. Yumurta sanki komşusunun ölümü karşısında korkudan canlılığını yitiriyormuş gibiydi iç koronanın yanı sıra saçaklar da cesamet ve sayı bakımından gözle görülür derecede ufalmışlardı. Bu deneyin amacı insan müdahalesinin bir bitkinin aurası üzerinde etkisini tespit etmekti. Acaba bu sebze insanın düşünce neşriyatına karşılık verecek miydi? Kesilmeye karşı nasıl bir tepki gösterecekti? Aura ne kadar süreyle güçlü kalacaktı? Karnabaharın bütününün kendisinin yüzlerce minyatür kopyasından oluşması olağan dışı ve dikkate değer bir özelliktir. Bu suretle bir karnabahardan çok sayıda kirliyan fotoğrafı kopyası elde edilir. Çarşıda satılan normal örnekler arasından çapı 25 santim olan bir karnabahar seçerek birkaç dakika sonra fotoğrafını çektik. İlk deneyi izleyen günlerde birçok fotoğraf çekildi. Parlaklığın görünürdeki hiçbir nedene bağlı olmaksızın değişmesine rağmen fotoğrafların hepsinde de oldukça düzgün desenler görülüyordu. Üçüncü günün sabahı karnabaharın ufak parçalar halinde bölünmesine karar verildi. Bölünen parçalar bir plastik torba içine yerleştirildi ve hemen ardından çekilen bir fotoğrafta görüldü ki karnabaharın kapladığı alanın yanı sıra fotoğraf kağıdının tüm yüzeyi bir tür ışınım ile örtülmüş gibiydi. Hem iç alan hem de dış alan her ikisi de yanıktı. 4 saat sonra desenler normale dönüştü. Ertesi gün karnabaharı dondurarak, ısıtarak ve hatta müzik çalarak çeşitli işlemlere tabi tuttum. Önemli herhangi bir değişiklik tespit edilmedi. Ertesi sabah aynı karnabaharın elektrikli mutfak karıştırıcısı kullanılarak püre haline getirilmesine karar verildi. İşin kolaylaşması için su da eklenmişti. Ortaya çıkan macun süzgeçten geçirilerek tekrar plastik torbaya yerleştirildi ve fotoğrafları çekildi. Aynı yanık etkisi tespit edildi. Kağıt bir kez daha olağan dışı bir sarıya bürünmüştü. 30 dakika sonra bir poz daha verildiğinde görüldü ki sarı rengin ortadan kaybolmuş olmasına rağmen ışınım hala daha normalin üzerindeydi. Merkezde görülmedik bir mavi renk belirmişti. Bu renkte 2 saat kadar sonra kayboldu. Bu deneyleri izleyen 8 gün süresince aura sararıp soldu. Önemli tek bir hususun dışında bunun nedenleri belirlenemedi. Deneyi yürütenin gösterdiği ihtimam ve ilgi, objeye dokunulmasa bile aura alanını etkilemektedir. Duygusal olarak tarafsız kalmak çok zordu. Çürüme kokusu dayanılmaz hale gelince karnabahar deneyi de en sonunda terk edildi. Bu çalışmalardan ortaya çıkan başlıca sonuç, sebzenin biçiminin görünmeyen bir hayati enerji deposu olarak faaliyet gösterdiğidir. Bundan da şu sonuç çıkartılmaktadır ki, yiyeceklerin orijinal biçimlerine ne kadar az dokunursak, bu bir elma da olsa, yumurta ya da buğday tohumu da olsa, yenmesi sırasında açığa çıkmak üzere daha fazla enerji depolanacaktır beden faaliyetinin dengesi için o kadar önemli olan bezelerin dişlerin yakınında yer alması bir tesadüf olmayabilir. Yaptığım çalışmaların bu kısa özeti içinde son olarak hassas kişi Matthew Manning ile birlikte yürüttüğüm bir dizi deneyden iki örnek vermek istiyorum. Matthew, parmaklarından çıkan neşriyatı kontrol edebiliyor gibi görünmektedir. İlk fotoğrafın çekimi sırasında auranın sadece bir kısmının parmaklarına gelmesini temin etmiş, ikincisinde ise neşriyatı açmıştır. Parmak uçlarının fotoğraf kağıdına iyice bastırılmasına rağmen parmağın alanı içindeki bazı noktalardan mavi renkte bir neşriyat çıkmaktadır. Bu tuhaf olgu başka hiçbir yerde gözlenmemiştir. F. Kellyan foto araştırmalarında Snell vardığı sonuçlar. Obje'nin basıncı, havadaki nem, deneyin günün hangi saatinde yapıldığı ve objenin imal edildiği materyal gibi değişkenler koronayı etkilemelerine rağmen korona desenlerinde ortaya çıkan büyük değişiklikleri açıklamazlar. Deneyi yürütenin davranışı, deneyin bütününü oluşturan bir parça olup başlıca değişkenlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Süjenin fizik ve psikolojik hali koronada bir değişikliğin ortaya çıkmasına neden olur. Elde edilen o andaki renk, filmin banyo edilme işlemine ve kullanılan fotoğraf kağıdı cinsine bağlı olarak değişir. Tüm değişkenlerin tespiti imkansız olduğundan, kirliyen fotoğrafçılığının zihni ve fiziki hallerin teşhisi için kullanılan alışılagelmiş yöntemlerin yerini alması oldukça şüpheli görülmektedir. Ancak bu, bizi çevreleyen ve klasik bilimin yeni yeni konu edinmeye başladığı güçlerin mahiyetiyle karmaşıklığını ortaya koymak için değerli bir teknik olabilir. Okuyucuların hiç danışmadan yüksek frekans deşarjı ile deneyler yapmalarını tavsiye etmem. Yüksek frekans alanının insan bedeninin eterik kuşandısını zayıflatması mümkündür. Bu da hassas kişiler için zararlı olabilir. Dahası, Kirli cihazının ürettiği ozon sadece ufak miktarlarda bulunsa dahi çok güçlü bir oksitleyici madde olup son derece zehirlidir. Deneyler ancak iyice havalandırılan bir mekanda ve 45 dakikalık aralarda yürütülmektedir. 3. Bölüm Kirliyan fototekniğine ilişkin P. Andreas ve C. Kilian tarafından yapılan çeşitli yorumlar. A. Sovyetlerde Kirliyan Foto Tekniğinin Yorumu Kirliyan fotoğrafçılığı Sovyetler Birliği'nde yaklaşık 10 yıldan beri resmen tanınmaktadır. Kirliyan fotoğrafçılığı tamamen bir gerçektir ve ideolojik açıdan da tehlikesiz bulunmaktadır. Çünkü onun sonuçları materyalist dünya görüşünün bir teyidi olarak yorumlanmaktadır. Sovyetler ruhtan ya da astral bedenden bahsetmemekte, bunun yerine kirliyan fotoğraflarında fizik bedenden yayılmakta olan ışınımlara ilişkin olarak biyoplazmadan söz etmektedirler. Onların kanılarına göre biyoplazmik beden iyonize partiküllerden meydana gelmiştir. Bu biyoplazmik beden Kirlian cihazı uyarlanmış bir elektron mikroskobundan bakıldığında çok küçük canlılarda da gözlemlenmektedir. Acaba Sovyetler insan aurasının keşfiyle bin yıllık bir sırrın üstündeki esrar perdesini mi kaldırmışlardır? Bu ilk önce kişinin auradan ne anladığına bağlıdır. En iyisi bütün yorumların bir kenara bırakılarak öncelikle bu ışınım ne türden bir ışınım olduğunun araştırılmasıdır. Batılı bilim adamları yıllar önce ilk defa kirliyan fotoğrafçılığı konusunu duyduklarında bunu şüpheyle karşılamışlardı. Fakat şüpheyle karşılanmış olan ve halen bir kısım bilim adamlarınca da şüpheyle karşılanmakta olan gerçekten sansasyonel olan bu haber öylesi koşullar altında hiç de bir dar görüşlülük değildir. Sovyetler, bilindiği üzere bilimsel hipotezlerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde büyük bir intimam göstermektedir. Pratik ispatları görülmeden ve araştırılmadan birçok cesur fikir ve iddialar ortaya konulabilir. Keliyan fotoğrafçılığı konusunda Batı'nın şüphesi özellikle artmıştır. Çünkü Sovyet bilim adamları yeni buluş üzerine çok fazla konuşmuşlar, buna karşılık kesin teknik ayrıntıların bilgisini vermemiş ve Batılı ziyaretçilerin Kilyan laboratuvarlarını tetkik etmelerine izin vermemişlerdir. B. Tesla'nın keşfettiği bobinler ve plazma alan oluşumu. Sonra dahi Nikola Tesla tarafından bulunan ve vücudun etrafında ışıklı bir görüntü veren bobin akla gelmektedir ki bu ışığın fotoğrafı da çekilebiliyordu. Praklı fizikçiler Pratt ve Siklamış 1939 yılında elektrografi diye adlandırdıkları uzun yılların çalışması olan kitaplarında çok benzer tanımlar ve çok benzer fotoğraflar yayımlamışlardı. 1911 yılında ise Londralı veteriner doktor Thomas Kilner bir görünüm alanı geliştirebileceğine, bununla hem aurayı görebileceğine hem de çeşitli hastalıklara ilişkin teşhisler koyabileceğine inandığını söylüyordu. Bu ekran aracılığı ile koyu renkli bir fon önüne soyunuk vaziyette oturmuş olan hastalarının üç değişik büyüklük ve renge kadar aura halelerini görmektedir. Tesla bobinleri yüksek gerilimler ve frekanslar altında yüzlerce kilohertz'lik elektrik alanları oluşturmaktadırlar. Bu alanlar bir cisim ile bir araya getirildiğinde cismin yüzeyinde elektronlardan bir soğuk radyasyon meydana gelmektedir. Işıyan bir iyonize hava tabakası bir plazma meydana getirmektedir. Burada bir elektro ışıldamadan da söz edilmektedir. Ani frekans değişiklikleri bir takım hatlar olarak beklenilmelidir, tıpkı kirliyen fotoğraflarında görüldüğü gibi. Bu etkiler uzmanlarca ışık kümesi figürleri olarak tanımlanmışlardır. Böylece bir Tesla bobini cahilane biçimde oynamak konusuna ilişkin ilk haberleri okuyan batılı teknikçiler için hiç de şaşırtıcı olmayan bu olayı sonraları ışımaların bitki ve insanlarda incelemeye dönüşmesinden de fazla etkilenmemişlerdir. Bazı açıklamalara göre Tölü değişiklikler, tamamıyla deri yüzey direncinin duygusal durumlara bağlı değişikliklerinden de ortaya çıkabilir. Bir yaprağın damarlarındaki ışıltılar ve koronası ise nemlilikten dolayı meydana gelebilir şeklindedir. C. Pantom etkisi üzerine yapılan önemli çalışmalar Yalnız bir husus açıklanamamaktadır. Sovyetlerin ziyaretçilerine takdim ettikleri kirlian fotoğraflarında bir bölümü kesilmiş olan yapraklar hiç eksiksiz olarak görülmektedir. Fotoğraflar yaprağın bir bölümü kopartıldığında yaprağın dışında onunla aynı ve yaşayan bir fantom bedeni gerçekten gösteriyorlarsa bunun biyolojik ve parapsişik açılardan son derece önemli anlamları vardır. Bir diğer şaşırtıcı hususta, da Almatı Üniversitesi'nden Profesör Bimi Inyusin tarafından Batılı fizikçilerin 1972 yazında kendisini ziyaretleri sırasında yeni biyoplazma deney filmleri göstermesiyle ortaya çıkmıştır. Inyusin ve çalışma arkadaşları canlı organizmaların ultraviyoleye karşı duyarlı filmlerle fotoğraflarını çektiler. Kopya, filtre ve soğutucu mekanizmalar her türlü elektriksel ve termik etkilerin uzak tutulması için de son derece titiz önlemler alınmıştı. Buna karşın resimler çok belirgin bir ışık etkisi göstermekteydi. Bu bir Kirlian fotoğrafı değildi çünkü bir yüksek frekans alanına sahipti. Önceleri inyusinin deneylerine ilişkin bir fotoğrafçılık yöntemi olarak Kirlian etkisinden söz edilebilirdi biyoplazma araştırmaları alanında otorite kabul edilen Inyusin, böylece batılı bilim adamlarının düşüncelerinin asılsız olduğunu kanıtladığına inanmaktaydı. Sonunda Sovyetler diğerinden de Kirlian yönteminden sözüm ona ölçülebilen psikolojik ve fizyolojik olaylardan haberler vermeye başlayınca, buna karşılık olarak iki Amerikalı uzman parapsikolog Dr. Telma Moss ve meslektaşı Ken Johnson kendi Kirlian cihazlarını yaparak, meseleyi ciddi bir biçimde incelemeye koyuldular. Doktor Moss, bizzat Sovyetler Birliği'nde bulunmuştu ve Kirlian yönteminin ne türlü mümkün olabileceği bilgisine sahipti. Fakat Sovyetler tarafından incelenmesine verilmiş olan sonuç ve diyagramlara doğruluğu kesin olarak bakmak yerinde olmayacağından bu iş gerçekten güçtü. Sonunda daha alçak frekanslarda da çalışabilmesi bakımından Sovyetlerinkinden daha üstün bir cihazı yapmak kabil oldu. 1972 yılında University College, Los Angeles ve New York Mexico Üniversitesi ilk başarılı sonuçları bildirdiler. Yapraklar Sovyetler'deki aynı renk özelliklerini gösteriyorlardı. İnsan parmaklarının etrafında gözüken de aynı koronaydı. Amerikalılar süje bir stres durumdayken ışınımın kırmızımsı kahverengiye dönüşmesine büyülenmişçesine izliyorlardı. Buna karşılık alkol sarhoşluğu sırasında korona büyümekte ve açık pembeye dönüşmekteydi fakat fantom etkisi oluşturmak bir türlü mümkün olmuyordu anlaşılan bunu elde edebilmek için değişik teknikleri kullanmak gerekiyordu günümüzde İngiltere'de Almanya'da ve Avusturya'da bilim adamları ve amatörlerden oluşmuş gruplar kirlian fotoğrafçılığı ile ilgilenmekte ve bu konuya ilişkin olarak çalışmalar yapmaktadır. Sovyetlerin aydınlatmaya çalıştıkları biyoplazmadaki kimyasal, biyolojik ve psikofizik değişikliklerin genel olarak kafein, alkol, ilaçlar ve benzeri veya heyecan etkilerine dayandığı ispat edilmiştir. Fakat henüz parabiyolojik ve psikolojik etkiler tetkik edilmemiştir. Bunlar 1 bir bölümü kesilmiş bir yaprağın fizik olarak mevcut olmayan kısmını veya ameliyatla kesilmiş bir parmağın eksik olan parçasının tanımlanabilmesine olanak sağlayan bir fantom etkisinin var olduğu. 2. Vücuttaki 700 akupunktur noktasının bir bioplasma organizmanın bir bölümü olduğu ve önemli ışık noktalarının kirliyan fotoğraflarında söz konusu olduğu. 3 koronanın telepatik sinyallere reaksiyon gösterdiği, hastalıkların fizik organizmada belirmeden önce koronada çeşitli değişiklikler halinde ortaya çıkması, güneş lekeleri ve diğer olaylara da reaksiyon gösterdiği. İnanmak isteriz ki ikinci ve üçüncü hususlar kısmen de olsa er veya geç ispatlanabilecektir. Bu emarelerden bir tanesi New York'tan Dr. Stanley Kripper'ın verdiği haber olmaktadır. Bu haberde bir Amerikan öğrencisinin deneylerinden söz edilmektedir. Öğrenci, yeni kopartılmış bir yaprağın kısa periyodik zaman aralıklarında kirlian yöntemiyle fotoğraflarını çekmiştir. Ona yakın bir başka yerde bir medyum, periyodik olmayan ve bir random mekanizması tarafından belirlenen zaman bölümlerinde bir kağıda konsantre olmaktadır. Banyo edilen fotoğraflar da özellikle bu konsantrasyon periyotlarına rastlayan zaman birimlerinde çekilmiş resimlerde yaprakların koronaları daha parlak ve geniş görülmektedir. Bu şu sebepten dolayı olabilir. Koronanın kendisi maddi tabiata dahildir. Fakat subtil akımlardan modül edilmiştir. Bu gerçekten oldukça dikkate değer bir husustur. D. Kelyan yöntemiyle bio aura alanının bulunuşu. Sovyetlerin inkar edilmez kazancı, onların yeni olmayan bir şeyi keşfetmiş olmalarına karşın dünya tarafından ilgilenilmeyen ve hatta unutulmuş bir icraatı büyük bir çaba ile ele alıp geliştirmeleri ve böylesi teknikleri yepyeni araştırma alanları yönlerine sokmuş olmalarıdır. Bu da onlara çağın bu tür olaylarla ilgilenebilecek olgunluğa ulaştığı bilgisini vermiştir. Bundan 50 yıl öncelerinde ışık etkileriyle akapunktur arasında ilişkiler olabileceğini hiç kimse düşünmüyordu. Telepati etkilerinin bir iyon plazması içinde olabileceğini veya şifacıların parmaklarındaki ışınımları çok az kişi araştırmıştır. Şimdiye dek Kirlian fotoğrafçılığı ile elde edilen tüm veriler bir bio auranın varlığını ortaya koymaktadır. Bu aura subtil madde dublesi olamaz çünkü bunun için oldukça yoğun bir maddi yapıya sahiptir. Bundan dolayı tüm fizik bedeni nüfuz etmiş ve hayat gücüyle sarılmış, yayılma, toplama, kuvvet alma ve verme özelliğine sahip, fışkıran, taşan bir enerji zarfı şeklinde subtil veya yarı maddesel bir maddeyi ele almalıyız. Alman kimyager ve maden sanayicisi Karl Rechenbeck, esrarengiz güç olarak isimlendirdiği bu türlü bir kuvvetin var olduğundan, 19. yüzyılın ortalarında söz ediyordu. İnsanlar, bitkiler, kristaller ve metallerle yaptığı yıllarca süren araştırmaları o zamanın bilimsel müesseseleri tarafından önsel olmakla suçlanmış, kabul edilmemiş, karşı çıkılmış ve hatta alay edilmiştir. Reçembeç'in yakından ilgilendiği medyumik yetenekli kişilerin de tanımları bugün kirliyen fotoğraflarını görenlerin tanımlarına büyük ölçüde uymaktadır. Fakat reçembeç de eksiksiz bir metodoloji uygulamasına karşın çok eski zamanların bilim öncesi geleneklerinde düğümlenmiştir. Bunları Hipokrates'in, Lismeticatrix naturisinde, Polinezya yerlerinin manasında, okült okulların astral ışığında buluyoruz. Ayrıca çok az da olsa bu kavram eski ahitte de bir tanrısal kozmik düzeyde kullanılmıştır. E- Metalizasyon medyumluğundaki ekoplazmanın incelenimi. Çeşitli değişiklikler olabilir. Fakat bunlar maddesel yönlerden mümkündür. Ektoplazma, trans halinde bulunan metalizasyon medyumunun vücudunun çeşitli açık bölgelerinden dışarıya çıkan gaz veya tül gibi çok ince ve subtil bir maddedir. Biyoplazmanın tersine dokunulup hissedebilen bir özellik gösterir. Biyoplazmanın bir diğer özelliği de hücre ışımasıdır. Ne yazık ki ektoplazmaya ilişkin araştırmalar yapmak son derece güçtür. Çünkü ektoplazma ışık etkisinde hızla medyumun vücuduna geri dönmektedir. Araştırıcılardan örneğin Profesör Charles Rickett ve Doktor Schrenk Notzing'in araştırmaları ektoplazmanın mevcudiyetini ve onun zihinsel etkilere de reaksiyon gösterdiğini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Fakat tüm bunların yanında sahte medyumlar tarafından karartılmış seans odasında çeşitli amaçlara yönelik olarak taklit ektoplazma formları da oluşturulmaktadır. Sonuçta bizlerin subtil beden hakkında tüm bildiklerimiz onun fizik bedenden çözülebilir durumda olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde bizlerin biyoplazma beden hakkında tüm bildiklerimiz onun fizik bedende bağlı olduğunu göstermektedir. Durville hatırlayalım. Fransız araştırmacı karartılmış odada manyetize ettiği medyumun vücudunun dışında ilk önce gri beyaz renkte bir bulutun oluştuğunu söylemektedir. Bunun biyoplazmadan meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bundan bir zaman sonra bu bulut parlak mavi ve kavun içi renkte bir insan vücudu şeklini almaktadır. Bu ikinci beden tıp fizik bedene benzemektedir ve parlak bir enerji ışınımı ile sarılmıştır bulutun yoğunluğu subtil bedenin dışarı çıkarak biyoplazma ile sarıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Manyetizmanın devamı ve daha ileriki safalarında durvil Duble'ye odanın ya da evin dışına çıkmasını emredip onun buna uymasını sağlayabilmektedir. Buna karşılık pantom emrin yerine getirilmesinden sonra dağılmaktadır. Parlak madde fizik bedene geriye akmakta, bu sırada beyazlaşan subtil beden ise duvar ya da kapalı kapı gibi engellere hiç aldırış etmeden dolaşmasına devam etmektedir. Eğer Durville doğru gözlemleyebilseydi, o da biyoplazmanın yarı maddesel bir yapıya sahip olduğunu, fizik bedene oranla çok daha serbest fakat astral bedene göre daha serbest olduğunu doğrulayacaktı. Biyoplazmik aura bir ruhsal aura değil, en iyi tahminle bir ara maddedir. İngiliz doktor Robert Crockle Yakın çevredeki bir projeksiyonda bioplazmanın ancak bir bölümünün vücudu terk ettiğine, fakat bunun vücuttan fazla uzaklaşamayacağına inanmaktadır. Gezen bir subtil beden vücuttan ayrılmalıdır. Crookall ölüm olayında bioplazmanın birkaç saat ya da birkaç gün içinde çözüldüğünü, fizik bedeni terk ettiğini anlatmaktadır. Fotoğraflar, özellikle filtreli kameralarla ve nispeten uzun poz süreleri kullanıldığında, nadiren bulut benzeri beyaz bir şekli, bir gözlemcinin kuvvetli düşünce formunu, belki de serbest kalan astral bedeni göstermektedir. Bunun serbest kalmış biyoplazma olması da söz konusudur. İngiltere ve Fransa'da bu bulutlar her defasında değişiklikler göstermekte ve sonunda fizik bedenden tamamıyla ayrılmaktadır. Bu enerji bedende büyüleyici olan elastikiyeti ve çok yönlülüğüdür bunun dışında daha subtil uzuvları ile vücuda tıpatıp uyabilmesidir. Acaba burada akapunkturun etki biçiminin araştırılması söz konusu olabilir mi? Durville yoğunlaşmış fulidalden söz ederken o türlü bir enerji bedenin varlığını zaten umuyordu. Sonsuz sayıda parlak partiküllerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor, sürekli dalgalanıyor ve her yöne ışıklar saçıyor. Durvil iki türlü ışınım ayrımı yapmaktadır. Birincisi dinamik, vücudun içinden cebelan eden ve ışığı oluşturan, onun belirli yönlerde bir uçtan diğerine akmasını sağlayan. Burada zorunlu olarak akupunkturdaki meridyenler akla gelmektedir. Ve ikincisi deri yüzeyindeki statik form. Vücut aurasına ilişkin son resimler adeta akışkan bir atmosferin ellerin cilt deliklerinden çıkıyor izlenimini veren sürekli bir efluv yayılımı şeklindedir. F. Vücudu kaplamış olan aura ve enerjetik yayılımı. Sovyetler geliştirmiş oldukları tobiskop ya da biyometre aracılığı ile biyoplazma bedenin enerji noktalarındaki parlaklıkları açık bir biçimde ortaya çıkarmışlardır. Her ikisi de pin biçiminde cihazlardır ciltteki değişen biyokimyasal hassasiyetleri ve yüksek iletme özelliğini ışıldamalarla göstermektedirler. Bu yolla tüm vücudu tıpkı bir harita gibi biyoenerjetik olarak ölçmek mümkündür. Bütün bunlar çok sayıda bir enerji akım ağının tüm vücuda yayılmış olduğu şeklinde eski Çin düşünüşü gerçekler mahiyettedir. Bunun yanı sıra Tibet tedavi sanatında da birbirlerinin içinden geçen yüzlerce büyük ve küçük kanallardan meydana gelmiş subtil maddesel bir enerji bedenden söz edilmektedir. Tibet öğretisine göre üç ana kanal adeta bir burgu gibi omurgaya sarılmışlardır. Bu, yoga öğretisindeki kundalini güç hatlarını gösteren resimlerdeki duruma benzemektedir. Batı tıbbi ise bu hususlardan ya çok az haberdardır ya da tamamen habersizdir. G. Aura fotoğrafçılığı ve tıptaki kullanımı acaba bu son derece dikkate değer olayların bizlere mal olması ne kadar sürecektir? Olabilirlikler sayılamayacak kadar çoktur. Öncelikle aura fotoğrafçılığının tıbbi teşhislerde kullanılıp kullanılmayacağı saptanmalıdır. Buna paralel olarak Kirner teşhislerinin ve yüksek frekans terapisinin görüş alanını ve teşhisteki kullanımını Avusturyalı doktor ve şifacı Zeyalıs'ın da de dediği gibi inceleme alanına sokmak gerekmektedir. Tıp alanında keşifleri giderek azalan yeni ilaçlar ile Sovyet bilimcilerinin inandıkları gibi henüz başlamakta olan hastalıkların biyoplazma bedende önceden görüldükleri ve kullanımı ile önceden teşhis edilebileceğinin gerçekten mümkün olup olmayacağını saptamak olanağı vardır. Elektron mikroskobu bağlantısı sonucunda ilaçların ve diğer şifa maddelerinin de etkileri önceden bilinebilmektedir bunun tıbba bir meydan okuma olabileceği kanısındayız. Biyologlar 1972 yılında Novosibirsk şehrindeki bir araştırma enstitüsünde bitki ve hayvan hücrelerinin yakınlarında bulunan hücrelerden yayılan zayıf ışık enerjisinden etkilendiklerini saptadılar. Bilim adamları iki adet, her bakımdan aynı ve çok ince cam kapları yine aynı besin çözeltileriyle doldurmaktadırlar sonra bu kaplardan birisine belirli bir virüs konulmaktadır. Bir zaman sonra içine virüs konulmamış olan çözelti de virüs konulmuş olan ve bundan dolayı çeşitli belirtiler gösteren kaptaki belirtilerin aynısını ortaya çıkartmaktadır. Gerçekte ikinci besin çözeltisinde virüsler oluşmamakta fakat virüslü çözeltinin hücrelerinin enformasyonları aradaki camı da geçerek diğer çözeltinin hücreleri tarafından alınmaktadır. 1920'lerde Sovyet bilimcisi A.G. Jovitik fiziksel olarak açıklanamayan spontan organik bir ışıma postüle etti ve buna mitogenetik ışıma adını verdi. Fakat onun da sonu diğer birçok sınırlı koşullar altındaki araştırıcılar gibi oldu ve çalışmaları bilim dünyasında giderek unutuldu. Bundan 50 yıl sonra meseleyi kavrayan ve ele alan Inyusin kabul edilmeye ve zaten hazır bir atmosferde hemence büyük bir aşama kaydetmeye başladı. Fakat en önemlisi şudur. Almatı'nın laboratuvarlarında fotoğrafik olarak saptanan ve fiziksel olmayan ışıma bir enformasyon taşıyıcısının özelliklerini göstermektedir. Inyusin, taşımanın hologram taşıyıcı mikrobioplasmons tarafından gerçekleştirildiğine inanmaktadır. Clay Baxter's bitkileri kendileri veya yakında bulunan diğer organizmalar için bir tehlike söz konusu olduğunda sinyaller alması ve karşılık olarak enformasyon taşıyan sinyaller yollaması temelde aynı şey değil midir? Bu bir kişi tarafından bitkiye daha iyi ve çabuk büyümesi için yapılan telkin de bu etkiyi alan ve onu uygulayan bitkisel biyoplazma değil midir? Öyleyse tüm organik tabiatta bilgi nakledici, canlandırıcı ve her yanı nüfuz etmiş olan yaşamın gerçek varlığını yani biyoplazmayı kabul etmek zorundayız. Ki bu daha yüksek evrim düzeyindeki canlılarda giderek daha subtilleşmektedir. Gerek Sovyetler'de gerekse Amerika'da şifacıların el teması yoluyla yaptıkları şifalarda uygulama öncesi ve sonrası Kirlian yöntemiyle çekilen parmak uçları fotoğraflarında belirgin farklılıkların olduğu görülmektedir. Burada da vücut elektriği ve manyetik alanları arasında ilişkide yine bioplastmanın rol oynadığı açıkça ortadadır. Eğer bu tahminlerin gerçek olduğu kanıtlanırsa bu halde bazı araştırma alanlarında özellikle mikrobiyolojide çok önemli yeni bakış açıları doğacaktır. Batıda bilinmelidir ki Sovyetler tüm güçleriyle bu konunun aydınlanması için çalışmaktadırlar. Bedenin fizik ve enerjitik yapısı üzerine bir sentez çalışması. Burada insanın kibernetik modeli üzerine düşünmeye başlıyoruz. Onu modern nöropsikolojinin ve behavyorizminin gördüğü gibi bir kompüter beyin tarafından yönetilen ve yalnızca çevresiyle ilgilenen çok komplike bir sinir sistemi olarak görüyoruz. Daha dikkatli bir yaklaşımda ise bu modelin hislerin ve serbest iradenin sadece sinirsel uyaranlar olarak değerlendirildiğinde ve duyular dışının araştırma dünyasına gözler kapatıldığında geçerli ve ayakta kalabildiğini saptıyoruz. Bu arada bu modeli bir antilez ile yani insanın parapsişik modeli ile karşılaştırmak durumundayız. Bu model şöyledir. 1. Fizik beden. Çok küçük elektrik akımları vücut fonksiyonlarının işlemesini sağlar. Her hücre, her kan küresi küçük fakat kendine ait bir elektrik yüküne sahiptir beyinde bu akımın sönmesi ise ölüm demektir. Burada sembolik olarak bir biyoelektriksel bedenden söz edebiliriz. 2. Biyoplazmik beden. Burada tamamıyla ayrı bir vücut düşünülmemelidir. Bunun tersine yarı maddesel karakterde yüksek derecede beslenmiş subatomik maddelerden meydana gelmiş bir zarf söz konusudur. Biyoplazma muhtemelen düşünsel ve duyular dışı için ve kozmik akımlara karşı iletici, rezonans ve reaksiyon imkanlarına sahiptir. Bioplazmanın durumu fizik bedenin sağlığı üzerine etki eder. Bioplazma fizik bedene bağlıdır fakat ölümden sonra onu terk eder. Bioplazmik beden, kaba maddi beden ile subtil beden arasında ilişki kurucu durumundadır. Her ikisi arasında bir tür köprüdür. Onun ayrıca yarı maddesel özellikleri olduğunu Monre'nin şu yeteneği göstermektedir. Monro, kol ve bacakların dublesini büyük bir sakinlik halindeki fizik bedeninden ayırmakta ve onların yavaş çayanlara doğru düşmesini beklemektedir. Sonra duble kolunu zemindeki halıya doğru bastırdığında duble eli bunun içinden geçmeden önce hafif bir direnç duymaktadır ve hemen sonra da zeminin içinden geçmektedir. 3. Subtil beden Bu fizik bedenle aynı şekle ve her organın aynı bir dublesine sahiptir o gerçek kişiliğin merkezidir. Subtil beden fizik bedenin dışında bağımsız olarak hareket edebilir. Bu arada fizik bedene subtil bir yaşam bağı gümüş kordon ile bağlantılanmış durumdadır. Bu üçlü sıralama bir şema olarak düşünülmüştür ve hiçbir zaman kesin doğruluk iddiasında değildir. Biz sadece modern metabiyoloji ve modern fiziğin bizlere hazırlamakta olduklarının dış hatlarına dokunmak istedik. Burada dogmatiklik söz konusu değildir ve muhtemelen gerçek görünüm bizim burada temas etmiş olduklarımızdan sonsuz ölçüde daha komplekstir. 4. Bölüm Kirlian ile çeşitli ilginç deney, gözlenme sonuçların analizi Kirlian fotoğrafçılığı ile yapılan ilk araştırmalar, başlıca yerine göre ilaçlar, hipnoz, duygusal uyarılma ve meditasyon gibi değişkenleri kullanarak bir tek sücede oluşan değişimleri incelemek üzerine dayanıyordu. Sonra iki ya da daha fazla kişi arasındaki etkileşimleri keşfetmeye karar verildi. Bu etütler öylesine şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu ki elde edilen malumat Kirlian fotoğrafçılığının çok iyi bilinen o basit korona deşarjı olayını temsil ettiğini söyleyen hipoteze ters düşüyor gibi görünüyordu. A. İnsanların psikolojik ve sosyal olaylardaki kirlian efektleri. Kişiler arasında oluşan belirli duygusal haller sırasında korona desenlerin gösterdiği davranış özellikle anlamlıydı. Örneğin, iki kişi birbirine karşı sıcak, etkili duygular duyduklarında neşyatları birbirine doğru uzanır ve bazen tek bir desen halinde iç içe geçer. Tersine iki kişi birbirine karşı düşmanca duygular içinde olduklarında alevler aniden kesilerek parmaklar arasında bir boşluk bırakırlar. Bu boşluk genel olarak öylesine keskin ve net bir halde gözlemlenebiliyordu ki saç tıraşı etkisi adıyla tanındı. Arada bir boşluk her iki parmağın neşriyatını açıkça ikiye bölen iyice belirli açısal bir engel ile dolu olur. Ayrıca fazla öfkelenmenin Mavi beyaz koronanın içine karışarak onu tamamen bozan bir kırmızı leke alanı yarattığı da keşfedilmiştir. Seksüel görüntülerin tahayyül edilmesi de bir birleşik kırmızı leke alanı yaratmıştır ki bu olgu duygusal uyarılmaya özgüdür. İki insan gözleriyle keskin bir temas kurduklarında genel olarak ikisinden birinin kirliyan fotoğraflarındaki görüntüsünün tamamıyla ortadan kaybolması çok daha olağan dışı bir sonuçtu. Bu göz teması etütlerinde 4x5'lik bir film kullanılarak üst sırada önce birinin sonra diğer kişinin işaret parmakları sırayla kaydedilir. Sonra ikinci sırada her iki kişi de işaret parmaklarını birbirine yakın olarak yerleştirirler. Aralarında yaklaşık 3 milimlik bir mesafe bırakılır. En sonunda üçüncü sırada süjelerden keskin bir göz teması kuruluncaya kadar birbirlerinin gözleri içine bakmaları istenir. Onlar birbirlerine bakmayı sürdürürken Kirlian fotoğrafları da tespit edilir. Bu fotoğraflar banyo edildiğinde çoğunlukla iki kişiden biri görülmemektedir. Ancak birkaç kez görünmeyen bir alan etkisinin fotoğrafı çekilmiş olan işaret parmağından yayıldığı görülen alev desenine keskin bir boşluk şekilde saplandığı da gözlemlenmektedir. Bu kaybolma olayı aile etkileşimlerini incelemeye başladığımızda sık sık tekrarlandı. Aile grupları, laboratuara, aile tedavisi üzerine çalışan psikiyatrlar tarafından getiriliyorlardı. Tipik olan bir olgu, aile fertlerinden birinin fotoğrafının hiç çıkmamasıydı. Halbuki tümünün parmakları film üzerine iyice bastırılıyordu. Neşriyatı görülmeyen kişinin çoğunlukla ailedeki oğlan çocuğunun olması şaşırtıcı bir durumdu. Erkek çocuk 6 yaşında da olsa, 14 ya da 26 yaşında da olsa, bu netice alınıyordu. Özellikle ilginç olan bir aile etüdünde 21 yaşındaki bir kız çocuğu aneroksiyadan müzdaripti. Kirliyan fotoğraflarının çekilmesi sırasında tedavi yürüten psikiyatrın aileyle yemek yemek konusunda konuşmaya başladığı bir anda kaydedilen bir resimde ana ile kızın parmakları arasında daha önce görülmemiş olan büyük, çarpıcı bir boşluğa rastlandı. Bu ve benzeri buluşlar ima etmektedir ki kirliyen fotoğrafçılığı kişiler arası duygusal etkileşimlere bir açıklık kazandırabilir. Bu da psikoterapi için yararlı olabilir. Bu ortadan kaybolmanın ya da silinme olayının insanlar arası etkileşimin bir fonksiyonu olduğuna dair kanıt elde etmek için aileleriyle birlikteyken fotoğrafları çıkmayan süjelerin daha başka resimler çektirmek üzere deneyi yürüten kişiyle kalmaları istenmektedir genel olarak ailesi gider gitmez sujenin koronası parlak bir hale gelir. Çarpıcı olan bir diğer vakada 12 yaşında bir kız çocuğunun koronası bir düzineyi aşan aile fotoğraflarının hiçbirinde çıkmamıştı. O zaman kızcağızın davetlisi olarak laboratuvara gelmiş olan en candan arkadaşları ile birlikte fotoğraf çektirmesine karar verildi. Arkadaşları ile birlikte çekilen bütün resimlerde kızcağızın parmakları geniş, parlak bir korona içinde alev alev yanıyordu. Bu iç içe geçmelerin ve ortadan kaybolmaların sücede meydana gelen ve desenlerinin elektrikli özelliklerini etkileyen içsel değişikliklerin sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsanların elektrofizyolojisini anlamada önemli bir etken olabilirler. Yoğun ve düzenli bir araştırma faaliyetiyle aydınlatılmalıdırlar. B vücuttaki çeşitli ilaç ve narkotiklerin sonuçlarının kirliyan foto yöntemiyle gözlemleri. Tekrar tekrar belirtildiği üzere kirliyan yöntemi bir insanın psikolojik halinin eşsiz bir belirleyicisidir. Bir kimsenin durumundaki ve hatta ruh halindeki en ufak dalgalanmalar bile tespit edilebilmektedir. Örneğin bir insanın azıcık heyecanlanması ya da korkması derisinin parlaklığının anında değişmesine sebep olmakta ve bu kişinin koronasının yoğunluğu, biçimi ve yapısı tamamıyla değişik bir hal almaktadır. Bir süre önce Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsü'nden bir grup öğrenci de çalışmalarıyla bir insan duygusal olarak heyecanlandığında söz konusu parlaklığın spektroskopik özelliklerinde bir yer değiştirme olgusunun gözlemlenebileceğini doğrulamışlardır. Bu tür deneyler üstelik çeşitli türden uyarıcılara düşkün olan kişilerin geleceği için hiç de hayırlı bir belirti değildir. Nitekim Kirlian tekniğinin yardımıyla bir sürücünün içki içip içmediğinin nasıl tespit edilebileceğini anlatan bir yazı bile yayınlanmıştır. Bu yazıya göre bir bardak bira içildikten sonra parmakların çevresindeki hale belirgin bir şekilde değişmektedir. Dr. Telma Moss, 1973 yılında Pırak'ta toplanan Uluslararası Psikotronik Sorunları Konferansı'nda en az yukarıdaki söze edilen alkol tespiti kadar ilginç olan bir deney hakkında bir rapor sunmuştur. Bu deney sırasında 65 kişiden oluşan gönüllüler iki gruba bölünmüşlerdir. İlk grubun üyelerine ufak dozda haşiş verilirken, ikinci gruptakilere de haşiş sandıkları ancak etkisiz olan başka bir madde verilmişti. Sonradan her bir gönüllünün parmak uçlarının kirli tekniğiyle fotoğrafları çekilmişti. Alınan sonuçlar çok ilginçti. Gönüllülerden hangilerinin haşiş almış olduğunu yanılmaksızın tespit etmek mümkün olmuştu. Ne fotoğrafları değerlendiren deneyci ne de süjeler kimin hangi gruba dahil olduklarını bilmiyorlardı. Bu husus ancak deney tamamlanana kadar sakla tutulan kayıtlarla doğrulanmıştı. Normal Fizyoloji Ulusal Enstitüsü'nden Moskovalı fizikçi Doktor Viktor Adamenko da buna benzer bir deney yapmıştı. Bu deneyde bir halk ilacı olan ve esrarengiz özellikler gösteren mumya bir uyuşturucu olarak kullanılmıştı. Bir insanın normal haldeyken ve uyuşturucuyu aldıktan sonra parmağının çevresindeki floresansı belirleyen fotoğraflar arasında belirgin bir fark vardır kirliyan tekniği acaba bu eski ilacın faaliyetinin sırrını açığa çıkartabilir mi? Bilim adamları henüz ilacın ne olduğunu anlamaya ve ilacın içindeki iyileştiren ve gençleştiren faal etkini keşfetmeye çalışmaktadırlar. Eski efsanelere göre mumya, hayat veren merhem, hayat iksiri ve tüm hastalıklar için evrensel bir ilaçtır. Yüksek dağ kayalarından sızan, koyu renkte, Bambu'na benzeyen ve tüm Orta Asya kadim uygarlıklarınca bilinen bu maddeye Rusya'da mumya denilmesinin sebebi eski Mısır'da mumyalama işlemi için kullanılmış olmasıdır. Yüksek frekans fotoğrafçılığı sayesinde diğer türden halk ilaçlarının muammasını çözecek ipucu bulunabilir. Bu şifalı maddeleri oluşturan unsurlardan hangileri insan bedenini etkileyerek onun parlak hale gelmesinde bir değişikliğe sebep olmaktadırlar. Koronanın renginde, biçiminde ve yapısındaki değişimleri belirleyen kesin olarak nedir? Bu sorular henüz yanıtsız kalmaktadır. C. Dermoptiks meleke ve kirliyan yöntemiyle analizler 60'ların başında Teknoloji Poryot adlı Sovyet dergisi aşağı takilden gelen ve deriyle görüm yeteneğine sahip olan Bayan Rosa Kuleshova hakkında bir makale yayımlamıştı. Kulesova gözleri bağlanmış bir halde önüne konan bir metni harfi harfine okuyabiliyor, dokunmak suretiyle objelerin rengini ve çizimler ile fotoğrafların konusunu teşhis edebiliyordu. Bu haber bilim adamları ile halkın büyük bir kesimi arasında geniş bir ilgi uyandırdı. Daha sonra anlaşıldı ki Kulesova'nın yetenekleri sadece bu bayana özgü değildi. Sverdosk'ta Doktor A. Novomeski, Magnitogorsk'ta Doktor Sudakov, Odessa'da Dr. Ansibelev ve diğer bazı araştırmacılar deriyle görüm yeteneklerini başarıyla gözler önüne serebilen kişiler tespit ettiler. Bunlardan bazıları sadece olağan şartlar altında yani objeye dokundukları zaman değil, söz konusu obje siyah bir zarfın içine konulduğu ya da metal bir kutu içine yerleştirildiği zamanda mükemmel sonuçlar elde ediyorlardı. Araştırmacılar, bu tuhaf olayı açıklayabilmek için çeşitli hipotezler öne sürdüler. Ama hiçbiri de kesin olarak herhangi bir şey kanıtlayamadı. İşte Kilian fotoğrafçılığı bu konuyu da aydınlatabilir. Örneğin Dr. Victor Adamenko'nun 1968 yılında yürüttüğü deneylerdeki gibi bir yazının Kilian tekniğiyle fotoğrafını çekip sonra siyah bir kağıda üstünü kapar ve yeniden fotoğrafını çekebiliriz. Üzeri kapanan yazı gözle görülemez bir hale gelmiş olmasına rağmen yine de ikinci fotoğrafta yazının birincisindeki kadar parlak olmayan bir izini net bir şekilde görürüz. Bir objenin bu tür bir elektriki izi deri ile yeteneği ile ilgili sorunların çözülmesinde yardımcı olabilir. D. Bitkilerdeki esrarengiz Baxter etkisi ve kirlian yöntemiyle tespiti. 1972 yılında İngiliz araştırmacılar Dr. Milner ve E. Smart, iki yaprak arasındaki etkileşime etüt etmek üzere yüksek frekans fotoğrafçılığından yararlandılar. Bu yapraklardan biri henüz, diğeri ise 24 saat önce kopartılmışlardı. Elde edilen Kirlian fotoğrafları henüz koparılmış olan yaprağın enerji alanının sanki öteki yaprağa iletildiğini gösteriyordu. Yeşil şifacı gerçekten de hem cinsini canlandırmaya çabalamaktaydı. Bu tuhaf ve insanı hayrete düşüren olay kaçınılmaz olarak yalan tespit cihazları ve bitkiler ile yapılan deneylerle ilgili raporları akla getirmektedir bir süre önce Ağır Ceza Bilimi Akademisi Araştırma Komitesi'nin yöneticisi olan Amerikalı kriminoloji uzmanı Clay Baxter, bir insanın duygusal halindeki dalgalanmaların bir bitki yaprağının elektrik potansiyelinde değişiklikler meydana getirdiğini fark etmişti. Kendisi daha sonra da bu tür bir belirli bir mesafe öteden etkileşimin sadece bitkilerle sınırlanmayıp diğer biyolojik maddelere de özgü olduğunu ortaya koymuştur. Canlı hücreler arasında belirli bir mesafe ödeden kurulan ilişki ayrıca Sovyetler Novosibirg'de Dr. Vileil Kaznekhev'in başkanlığında çalışan bir bilim adamları grubunun yürüttüğü deneyler ile de açığa çıkartılmıştır. Bu deneyler oldukça basittir. İçinde doku kültürleri bulunan iki adet silistene şişesi yan yana yerleştirilir. Kültürlerden birine bir virüs ile hastalık bulaştırılır ya da zehir kullanılarak tahrip edilir. İşte o zaman son derece olağan dışı bir şey meydana gelir. Söz konusu virüsle temas etmesi mümkün olmadığı halde birincinin hemen arkasından ikinci kültür de ölür. Dahası eğer birinci kültür örneğin civobiklorur gibi havada yaşayan mayaların faaliyetini engelleyen bir zehirle tahrip edilirse, ikincisi de aynı birincisi gibi nefes kesilmesinden ölür. Bu olaya yani belirli bir mesafeden hastalık bulaşması olayına, bilim adamlarınca stopatolojik aynı etkisi denilmekte ve 122 no ile keşifler kayıt defterine girmiş olan bilimsel bir keşif olarak kabul edilmektedir. Bu olayı nasıl açıklayabiliriz? Kaznakhev, tahrip olan hücrelerin hastalık bulaştırılmayan hücreleri ölümcül bir biçimde etkileyen ultraviyole ışınları neşrettiklerini sanmakta yani radyasyon yoluyla enformasyon aktarımını önermektedir. Silis deney şişeleri yerine cam şişeler kullanıldığında söz konusu etki meydana gelmediği için de ultraviyole ışınları üzerinde durmaktadır. Bilindiği gibi cam ultraviyole ışınlarını engeller. Ancak Dexter'ın deneylerinde farklı bakteri kolonilerinin yanı sıra bir insan ya da bitki birbirlerinin görüş sahasında bulunmadıkları zamanlarda bile belirli bir mesafe öteden birbirlerini etkilerler. Tüm bu deneylerin insan tabiatında süre giden çok daha karmaşık ve derin anlamda bir sürecin etkilerini ortaya koyuyor olmaları da imkansız değildir. Bizler hala daha biyolojik sistemlerin dışsal etkilere karşı duyarlılıkları, değişik türden fizik alanlar ile radyasyon biçimlerine karşılık verme yetenekleri hakkında çok az şey biliyoruz. 5. Bölüm Kıpli teatöründeki fantom ağrısı ve Kirlian Poto yöntemi analizi ve sonuçları. A. Klasik tip görüşüyle ile fantom organ ağrısı. Aralık ayının onunda bir adamın bir infilak neticesi ayağı parçalanır. Bacak kesilir. Kesilmiş olan sinirler ağrırlar. Yukarıda hissi mıntıkadaki kapaklı kutuda ayak kısmı için olan kapaklar düşerler. Ayak ağrıyor. Halbuki bacak yerinde dahi yoktur fakat ayağa kadar gitmekte olan yol mütemadiyen yukarıda beyinde işaretlerini verir ve insan yatakta yatar ve artık mevcut olmadığı halde mütemadiyen ayağındaki ağrılardan şikayet eder. Ve ona neresi ağrıyor diye sorulduğu zaman ayağı kesilmeden evvel bulunması lazım gelen yeri göstermek üzere yatak üzerindeki boş yere işaret eder. Doktor onu teselli eder. Ve kaç hafta sabret. Ocak ayı içerisinde sinirlerin kesilen yerleri tamamen iyileşecektir. Hakikaten ağrılar azalır ve Şubat'ta hasta neşeyle doktoruna gelir ve hayali ağrı denilen şeyde güler. Eylül'de gece birdenbire uyanır. Yatak çarşafını eliyle yoklar. Bacağı gene vardır ve ağrımaktadır. İyice ayağını, baş parmağını hisseder ve tam ayağının tarağının kaşındığı yeri duyar kaşımak ister ve çarşafı durmadan kaşır. Ertesi gece bu hayal tekerrür eder ve artık bacağı yani hemen hemen bir seneden beri malik olmadığı ve çoktan bir kavurma sobasında yakılmış olan bacağı onu gündüz dahi rahatsız eder. Derhal doktoruna gider. Sizde bir nöron var. Sinirin kesilen yerinin sonunda bir düğüm husule gelmiş ve bu yüzden de bu uyarılmaktadır diyen doktor hastasına bu hadiseyi bir tablo ile izah eder. Bu düğüm çıkartılır. Böylece de sinir yolunun uyarıcılığı ortadan kalkar. Yukarıda kesiğin üst his mıntıkasında kapaklı olan kutuda ayak için olan alarm cihazı artık harekete geçemez. Ağrı ve ayağın mevcudiyeti hisleri kalmaz ve bu adam bundan bir sene evvel kaybettiği ayağından kurtulduğu için mesuptur. Yalnızca beyine gönderilen bazı nöron empüslerinin bir sonucudur. B Kirliyan fototekniği ile fantom ağrısının asıl nedeni. Üstteki iki paragrafta klasik tıp görüşü ile fantom uzuv ve fantom uzuv hissi hakkında yalnızca dünün yetersiz ve ampirik görüşlerine dayalı bir yorum ve uygulama belirtilmiştir. Oysa aşağıda bu konunun ve olayın kirliyan fotoğraf yöntemleriyle yapılan incelemeleri o kesik uzuvların hiç de hayali ağrı ve nöron düğümlerinin beyin kabuğuna empüslere olmadığı saptanmıştır. Bir bacağı ya da kolu kesilenler bacağını ya da kolunu yerindeymiş gibi hissetmişlerdir. Doktorlar buna halüsinasyon meydana getiren arzu deyip geçerler. Ya da bedeni bir bütün olarak görme hususunda psikolojik bir eğilim. Fakat ruhsal yetenekleri gelişmiş kişilerle boyanlar fantom bacağını ya da kolunu gördüklerini söylerler kesik bacak ya da kolun fantomu akıcı bir şekildedir ve bedene irtibattadır. Sovyetler Birliği'ndeki Kirlian araştırmaları ile klasik tıbbi görüşün tam tersi sonucun saptanması başarılmıştır. Kabaroska'da ve laboratuvarda tek ayağı ampute birinin Kirlian fotosu çekilmiştir. Elde edilen fotoğrafta ampute edilen ayağın ağırası gayet net olarak görülmektedir. Yani ayak yoktur. Fakat onun aynen kopyası olarak enerjik kalıbı ayağın bulunması gereken yerde halen mevcuttur. O halde bu durumdaki hastaların duymuş oldukları kesik uzvun varlığı hisleri böyle bir somut nedene dayanmaktadır. Bir salamandranın kesik ayağındaki elektriksel alanın izlerini ölçebildiğini bir Amerikan nöroloğu tespit edebilmişti. Bu organizatör kalıp Kirlianların keşfettiği parlak ışık beden midir? o kadar önemli olan bu enerji beden arasında ilişki nedir? S. Ostrander bu konuya ilişkin olarak şunları söylemektedir. Bize Sovyet bilim adamlarınca gösterilen fotoğraflarda bir canlının fizik bedeninin kesilen bir kısmının ardında biyoplazmik bedeni kalmakta olduğu açıkça belliydi. Bu enerji bedende ortadan kalkınca bitki ya da hayvan ölüyor. C fantom etkisinin bitkilerde yapılan gözlemleri. Bu önemli konunun bitkilerde de benzeri gözlemi yapılmıştır ve bir parçası kesilen yaprağın kesik kısmının aurasının tam bir yaprak aurası olarak bütünlüğünü koruduğu kanıtlanmıştır. Aşağıda bu konulara ilişkin yapılan incelemeler yeterli bir somut ve deneysel kanıt vermektedir. Fakat bu olayda önemli bir husus vardır. Eğer yaprağın üçte biri kadar bir kısmı kesilirse aurası ve yaprağın canlılığı sürüyor ve bu kesik yaprağın üçte birini aşarsa yaprak ölmektedir. Sovyetler Birliği'nde çeşitli önemli parapsikoloji araştırmaları yapan ve inceleme ve gözlemlerini birçok değerli yapıtlarında anlatan Sheila Ostrander, Lin Sovyetler'deki bitki fantom aura araştırmalarına ilişkin yaptıkları gözlemler ve edindikleri verileri şöyle anlatmaktadırlar. Doktor Viktor Ademenko, fantom yaprak adıyla anılan olguyu gözler önüne seren ilk kişi olmuştur. 1966 yılında tesadüfen bir yaprağın kenarından birkaç milimetrelik bir parça koparıp da bu şekilde kirliyen fotoğrafını çekince fotoğrafta yaprağın koparılan bu kısmı içinde sanki bütün bir yaprakmış gibi bir parıltının mevcut olduğunu keşfetmişti. Yani söz konusu yaprak, Kirlian fotoğraflarında sanki dokunulmamış gibi kalmaktadır. Bu deney öylesine olan dışıydı ki güvensizlikle karşılandı. Doktor Thelma aynı deneyi kendisi tekrarladı ve bu tuhaf olayın gerçekliğine kanaat getirdi. Psikobiyofizik Enstitüsü'nün müdürü olan Brezilyalı araştırmacı Hernani Andrade aynı deneyi biraz değiştirerek gerçekleştirdi. Yaprağın bir kısmını koparmak yerine tahrip etti ve yine aynı sonucu yani bir fantom yaprak fotoğrafı elde etti. Acaba bu parıldayan fantom ne anlama gelmektedir? Yoksa organizmaya nüfuz etmiş olan ve ancak bütün organizmanın tahrip edilmesinden sonra ortadan kaybolan bir tür enerji çerçevesinin mevcudiyetini mi göstermektedir? D. Sovyet parapsikologlarının S. Osrendra Phantom etkisi hakkında yaptıkları açıklamalar. Rusya'da Kilyan fotoğrafçılığı üzerinde çalışan genç bir Sovyet bilim adamı bizimle birlikte masaya oturdu. Ağzına kadar fotoğraf dolu bir evrak çantası açtı. Şuna bakın, iyice manyetize edilmiş bir yaprağın büyük bir fotoğrafını gösteriyordu. Bu resim Kilyan metoduyla yüksek frekanslı elektrik alanında çekilmişti bu alışkın olduğumuz bir resimdi. Yaprağın bütün yüzeyinde yanıp sönen ışık kümeleri, parlak, cıvıl cıvıl alevcikler ve kenar boyunca auranın ışıması. Elimize ikinci bir resim daha verdi. Birincisinin aynısıydı. Fakat bunda yaprağın sağ yarısının ortadan aşağı doğru bir çizgi iniyordu. Bu çizginin tüy gibi yumuşak bir görünüşü vardı. Başka bir deyişle biz basbayağı bayağı yaprağın hayaletini yani fantomu görüyorduk resimde. Yaprağın kesik kısmını göstererek bu fotoğrafta görüntüsü çıkan kısmının maddesi nedir diye sorduk. O bir enerji formudur dedi bilim adamı. Bu enerji kaynağını elektriksel ya da elektromanyetik alanların aktivitesinden alabilir. Fakat bu enerjinin tabiatı tamamen başka. Onu bir çeşit plazma olarak düşünüyoruz. Yaprağın üçte birinden fazlasını keserseniz ne oluyor diye sorduk. O zaman yaprak ölüyor ve yaprağın enerji bedeni de ortadan kalkıyor dedi. Peki eğer bir insan bir parmağını ya da kolunu kaybetse o kısmın enerji bedeni hala varlığını devam ettiriyor mu diye sorduğumuzda da bilim adamı başını sallayarak evet diye cevap vermişti. 6. bölüm. Kirlian foto yönteminin tıp dalındaki önemli uygulama ve bazı sonuçları. A çeşitli ilaçlar ve psikolojik faktörlerin Kirlian foto gözlemi. Kirlian fotoğrafçılığı adıyla bilinen bir Rus fotoğraf tekniğiyle insan ve bitkilerin ağrılarının fotoğrafları çekilebilmektedir. Rusların biyoplazma adını verdikleri Aura'nın fotoğrafları ilk kez bu konuyla ilgili olarak düzenlenen 1. Moskova Kongresi'nde okunan bir raporla dünyaya duyurulmuştu. Bu konuda Münihli doktorlardan Fredberg Carver'da Ruslarınkine benzer bir cihazı geliştirmekte olduğunu açıklamıştı. Daha ziyade röntgen cihazına benzetilebilecek olan bu cihazla ilgili olarak Rus meslektaşı Dr. Viktor Inyesun ile çalışmalarını sürdürmekte olduğunu da sözlerine ilave etmiştir. Moskova Üniversitesi'nden Dr. Adamenko, Inyusin ile birlikte insanların ve bitkilerin hayat enerjilerindeki değişmelerle ilgili çalışmalarını sürdürmekte olduklarını anlatmıştı. Adamenko'nun anlattıklarına göre kafein, nikotin, alkol ve çeşitli drogların alınmasından sonra söz konusu enerjide meydana gelen değişmeler artık tespit edilebilmektedir. Doktor Adamenko bu konuda şunları söylemiştir. Bu değişiklikler sadece ölçülmekle kalmıyor fakat aynı zamanda fotoğraf olarak da tespit edilebiliyorlar. Bu yoldan hareketle İnsan, bitki ve hayvanlar üzerinde çok erken hastalık teşhislerinin yapılabilmesi mümkün görünmektedir. Ayrıca çeşitli heyecanlar, kızgınlık, mutluluk gibi psikolojik durumlarla ilgili değişimlerde bu fotoğraflar üzerinde ortaya çıkartılabilmektedir. Bu testler sırasında 30 bin voltluk enerji ve 75 bin periyotluk hertz uygulanmaktadır. Bu sayede enerji alanları daha görünür hale gelmektedir bu konuda çalışan diğer araştırmacıların teknik raporları kongreden sonra batılı meslektaşları tarafından adeta kapışılmıştır. B. Amerikalı doktorların ilginç etütleri Ruslardan sonra iki Amerikalı bilim adamı da bu konuda çalışmaları olduğunu rapor halinde kurula sunmuşlardır. Hakman bu konuda 8 milimlik renkli film göstermiştir ilginç bir konuşma da kırmızı lazer ışınları konusunda olmuştur. Bu konuda söz alan Olga Inusina, lazer ışınları ile ilgili medikal uygulamaları anlatmıştır. Bayan Inusina, anlattıklarına göre lazer ışınları sayesinde akapunktur noktalarının yerleri tespit edilebilmektedir. Aynı yolla hayat enerjisinin fotoğrafı da çekilebilmektedir. Bu arada Filipinler'de uygulanmakta olan ruhsal şifa olaylarıyla da yakından ilgilenmekte olduklarına sözlerini eklemekten geri kalmamıştır. Ruhsal cerrahi konusuna kendilerinin bu yoldan girmekte bulunduklarını fakat batılı meslektaşlarının bu konuda çok daha çekimsel bulunduklarını ifade etmişlerdir. New York'tan 20 meslektaşı ile birlikte kongreye katılan Meymodines Medikal Merkezi'nden Dr. Stanley Krippner, hasta bir insanın tedavisi sırasında ruh ve bedenin ayrı ayrı ele alınmamaları gerekir. Sadece tüm tedavi bir başarı vaat edebilir, diyor. C. Rusların çeşitli etütleri ve kongrenin genel gündem konuları. Ayrıca kongrede Ruslar, virüslerin radyasyonlarının kendileri kadar etkili bulunduklarını keşfettiklerini açıklamışlardır. Bunun için bir kaba virüsle ekmek, diğer bir kabada virüsüz ekmek koymuşlardır. Ve bir süre sonra her iki kapta da aynı değişimleri müşahede etmişlerdir. Buradan da virüslerin ancak radyasyonları sayesinde etkili olabildikleri sonucuna varmış bulunuyorlar. Burada radyasyon kelimesiyle fizik yapıların ötesinde daha subtil metafizik bir yapı anlatılmak istenmektedir. Yukarıdaki deneyde iki kap birbirinden uzaklaştırıldığı vakit virüssüz olan ekmekte herhangi bir bozulma olmadığı görülmüştür. Kongreye katılan Rusların konuşmalarından anlaşılmaktadır ki fizikçiler, kimyagerler, teknisyenler el ele vererek parapsikolojinin rehberliği altında çalışmalıdırlar. Bugün batılı bilim adamlarının birbirinden ayrılmış oldukları gibi. Meşhur Sovyet araştırıcısı Eduard Naumov'un yönettiği kongrenin gündeminde bulunan diğer maddelerden birkaçını da şöyle sıralayabiliriz. 1 medikal tedavileri imkansız kabul edilen hastaların bulunduğu bir enstitünün gezilmesi. 2. Telekinesi, yoga antikravitesi, levitasyon ve suni reenkarnasyon ve de Filipinler'de ruhsal şifacılık konuları ile ilgili filmlerin gösterilişi. 3. Kirlian metodu ile ilgili bilimsel raporların tetkiki. 4. Klarveyans ve parmakla okuma konuları ile ilgili bilgi teatisi. 5. Gelecekte yapılması muhtemel çalışmalar hakkında görüşlerin ve temennilerin dinlenmesi. D. Kirliyan tekniği ve uygulaması Son yarım yüzyılın en önemli keşiflerinden biri hiç şüphesiz kirliyan fotoğraf tekniğidir. Bu fotoğraf tekniğine karşı bilim çevrelerince gösterilen ilginin yanında tekniğin uygulama alanlarının nereler olabileceği hususunda belirtilen şüphelerde önemsenmeyecek durumda değildir. Böyle bir fotoğraf tekniğine alışılmamışlık damgasını vuran neden, objelerin resimleri çekilirken alışılan mercek sisteminin kullanılmamasıdır. Bir film ya da fotoğraf plakası üzerine bir imajın yansıtılması yüksek voltajla mümkün olmaktadır. Birkaç saniyelik yüksek voltaj uygulamasından sonra filme alınan objeden yayılan binlerce kıl gibi alevlerin görüntüsü filmin ya da fotoğraf plakasının üzerine çıkmaktadır. Obje olarak bir kimsenin parmak uçlarının kirliyen fotoğrafı alınacağı zaman siyah-beyaz film kullanıldığında saçlı bir parmak izinin fotoğrafı elde edilmiş olur. Renkli film kullanıldığında da filmi çekilen parmak ucu sahibinin fiziksel ve ruhsal durumuna göre bu saçlı manzarayı rengarenk görürdünüz. Renkli resimlerle elde edilen fotoğraflarda aura intibayı daha kuvvetli olarak uyanmaktadır. Bu auranın tarif edilmesi sonucu birçok teoriler ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bazıları onu beşeri aura olarak tanımlarlar ki burada kastedilen kilervoyan medyumların insanların üzerinde gördüklerini söyledikleri ışımadır. Bazılarına göre bu ışıma şifacı medyumların parmak uçlarından çıkan ve henüz mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir çeşit bilinmeyen enerjidir fizikçilere göre de bu aşama vücuttan yayılan bir elektriksel deşarjdır. Ona da korona veya elektron emisyonu gibi isimler vermektedirler. Yapılan tariflerin düşündürdükleri ne biçimde olursa olsun, kirliyen fotoğrafçılığı, biyologlar, psikiyatristler, doktorlar, parapsikologlar ve fizikçiler tarafından ilgiyle izlenmekte ve bu meslek dallarının her biri kendi içinde bu fotoğraf tekniğinin uygulanmasına bir yer ayırmaya çalışmaktadır. Bunun 30 yıl kadar önce teknik Rus araştırıcılar Semyon ve Valentina Kirlian tarafından keşfedildiği zaman fotoğraflarda görülen ışımaların, kiler boyan medyumlar tarafından görülen insan aurası olduğunu sanılması bilhassa parapsikologların ilgisini son derece tahrik etmişti. Bu keşfin ilhamı Semyon Kirlian'a hastanedeki bir müşahede sırasında gelmişti. O hastanede bir hasta üzerinde uygulanan şok tedavisi sırasında cam elektrotla hastanın cildi üzerinde şerare atlamasından esinlenerek kendi cihazını evinde kurdu. İlk denemeyi de kendi üzerinde yaptı. İlk denemesinde hafif bir elektrik şoku ile birlikte mavi şerare görmüş, fotoğraf plakasını banyo ettiği zaman parmağının siluetini elde etmişti. Parmağından çıkan alev alev ışımalar açık olarak bu ilk fotoğrafta besbelli görünüyordu. Daha iyi sonuçlara renkli filmler kullanılarak varılabilir. Renkli bir filmle insan elinin fotoğrafı alındığında gökyüzündeki şimşek çakmasını andıran ışık dalları mavi, beyaz ve biraz da kırmızımsı ışımalar halinde görülecektir. Daha ileri çalışmalar göstermiştir ki bu fotoğraf tekniği sadece insan elinin ışımalarını tespit için kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bitkilerin bilhassa yapraklarındaki ışımaları tespit etmekte de yarar sağlamaktadır. Bu fotoğraf tekniği ile çekilen resimlerden anlaşılmıştır ki solgun, kurumak üzere bulunan bir yaprak ile dalından yeni kopartılmış taze bir yaprağın etrafa yayınladıkları ışınma oldukça farklıdır. Ayrıca dalından yeni kopartılmış bu taze yaprağın arka arkaya çekilecek fotoğrafları bu ışımalarda devamlı bir ışıma değişimi olduğunu ortaya koymuştur herhangi ölü bir yaprakta ise buna benzer bir sürecin izlenmesi imkansızdır. Aynı daldan aynı anda kopartılan iki yaprağın ışımasının aynı olacağı zannedilmişse de yapılan birçok denemelerde ikisinin de bazı bakımlardan farklı oldukları görülmüştür. Sonra yaprakların biyolojik analizlerinden anlaşılmıştır ki farklılık gösteren yaprağın bir hastalık taşıdığı tespit edilmiştir. Normal gözle görülmeyen bu hastalık başlangıcı Kilian fotoğraflarında bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. E. Bitkiler üzerindeki gözlemler ve insan bedeni. Buradan derhal araştırıcıların aklına acaba aynı durumdan insan bedeni içinde yararlanabilir miyiz sorusu gelmiştir. Cevap evettir. Bu şekilde hastalık belirtileri daha çok siyah beyaz filmlerde de görülebilmektedir. Fakat renkli film kullanıldığında ayrıntıları daha net olarak görebilmek mümkün olmaktadır. Alınan sonuçlar göstermiştir ki sadece parmak uçlarının ya da elin Kirlian fotoğrafı çekilmek suretiyle insanın yakalandığı bir hastalık, ruhsal bunalım, zihinsel yorgunluk, zihnin heyecansal durumları çok öncelerden anlaşılabilmektedir. Hatta bunu da Kirlian ilk olarak kendi üzerinde tespit etmiştir. Bir defasında sebebini kendisinin anlayamadığı şekilde Elinin fotoğrafları gayet bulanık çıkmıştı. Bunun nedenini düşünürken çok geçmeden kronik bir damar rahatsızlığından kendini yatakta bulmuştu. Bu fotoğraflardaki bulanıklığın cihazdan gelip gelmediğini anlamak üzere Semyon Kirlian hastalanıp yatağa düştükten sonra karısı Valentina Kirlian cihazı kontrol edip yeni fotoğraflar çekmişti. Cihazda hiçbir arızanın bulunmadığını gayet net olarak aldığı resimlerden anlamıştı. Kirliyanların bu çalışmalarından hemen sonra gerek Sovyet gerekse Amerikalı araştırıcılar çalışmalarını tıp ve psikiyatri alanına yöneltmişlerdi. Bitkiler aleminin çeşitli türlerinin kirliyan fotoğrafları birbirinden farklı olduğu gibi insanların da kirliyan fotoğraflarının birbirinden farklı olduğunu anlamışlardır. Bilhassa Dr. Telma Moss ve Kendall Johnson'ın yaptığı araştırmalardan anlaşılmıştır ki her ferdin kendine has bir radyasyon alanı bulunmaktadır. Her fert diğerlerinden bazı özelliklerle radyasyon alanları bakımından da ayrılmaktadır. Tıpkı hiçbir kimsenin parmak izinin bir başkasınınkine benzemeyişi gibi. Cihazla parmak ya da el arasında fotoğraf plakası kullanılmadan da cihazla cilt arasında kırmızı mavi bir ışıma devamlı olarak gözle izlenebilmektedir. Bu ışımaya daha yakından ve dikkatle bakılırsa ışımanın aslında parmak ucunun belirli noktalarından çıkan ışık hüzmelerinin bir birleşim olduğu fark edilebilir. Kuvvetli bir ihtimale göre bu noktalar ciltte son bulan sinir uçlarıdır. Rus biyofizikçisi Dr. Viktor Adamenko ile Stanford Üniversitesi'nden Dr. William Taylor buna soğuk elektron emisyonu ismini vermişlerdir. Fakat burada üzerinde durulması gereken nokta şudur ki bu elektriksel deşarj daha önceleri tarif edilen beşeri aura ile uygunluk arz etmektedir tamamen beşeri aura tarifine uymaktadır. Orjin ve tabiat bakımından birbirinden farklı durumda bulunan iki ayrı enerji formuyla da karşılaşabilirdik. F. Sağlıksal ve psikolojik durumların auradan tespitleri Yazının başında belirtilen Kirlian fotoğrafçılarının uygulama alanları konusuna gelince, bu tekniğin botanikten ziraate kadar çeşitli bitkisel hastalıkların tanınmasında kullanıldığını söyleyebiliriz. Bütün bunlardan daha önemlisi insan sağlığıyla ilgili uygulamalara yatkın bulunmasıdır. Kirliyan fotoğraf tekniği bugün havadaki değişiklikleri önceden haber verebilen barometre gibi insan vücudunda meydana gelebilecek fiziksel ve mental değişmeleri önceden haber verebilecek durumda bir tekniktir. Doktor Michael Schachter ve Doktor David Schenke'nin yürüttükleri çalışmalardan anlaşılmıştır ki şizofrenik hastalıkların parmak uçlarında hemen hemen hiçbir korona tespit edilememektedir. Yapılan tedavi sonunda alınan fotoğraflarda bu koronanın yavaş yavaş teşekkül etmeye başladığı normal insanların parmak koronalarına benzemeye doğru gelişmeler olduğu tespit edilmiştir. Kirlian fotoğraf tekniğiyle önceden teşhis konusunda çalışan doktorlara örnek olarak da Joseph Spekens isimli araştırıcılar zikredilebilirler. Bazı kimselerin koronalarında parlak kırmızı ışımalar tespit etmişlerdir. Sonradan gördüler ki bu kimseler ellerinin kirliyan fotoğrafları sırasında kendilerini gayet sıhhatli hissettikleri halde 24-36 saat içerisinde gribe yakalanmışlardır yapılan tedavileri sonunda koronalarının da normal renklere dönüştüğü tespit edilmiştir. Yani hastalığın seyrini kirliyan fotoğraf tekniğiyle izlemek de mümkün olmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ayrıca tranquilizan, sedatif ve antibiyotik ilaçların da insan koronası üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş durumdadır. Örneğin trankizilan alındığı zaman parmak uçları koronasının uzadığı, Maruana'nın ise koronanın rengini sararttığı öğrenilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ister istemez araştırıcıları önceden koronal kalıpların saptanması, adeta bunların haritalarının yapılması zorunluluğuna sürüklemektedir. Hangi ilacın koronada ne gibi renk değişimleri meydana getireceği önceden çok iyi bilinmektedir her hastalığın koronada ne gibi bir değişiklik meydana getirerek vücutta bir seyir takip ettiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu yöndeki bir çalışma halen Washington DC'de sürdürülmektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen Kirlian fotoğrafçılığı hakkında halledilmesi gereken bazı problemler daha vardır. Örneğin cihazı kullanan bir bilim adamından diğerine ya da bir cihazdan diğerine farklılıklar çıkabilmektedir yüksek voltajdan süjenin herhangi bir şekilde etkilenmesi de hala söz konusu olmak durumundadır. Bu ve buna benzer mahsurları ortadan kaldırıp cihaz daha da geliştirildiği gün Kelyan fotoğrafçılığının uygulama alanları çok daha artmış olacaktır. 7. Bölüm Kilyan foto yöntemiyle şifacılık ve şifa enerjilerinin etütleri. A. Şifa enerjileri ve Kirlian tespitlerinin yorumları. Kirlian fotoğraf tekniğiyle şifacılar üzerinde test şartları altında yapılan denemeler göstermiş bulunmaktadır ki gerek yakın şifa sırasında gerekse uzaktan ruhsal şifa sırasında şifacı medyumun aurasında meydana gelen değişiklikler aynı olmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırmaların sonuçları ilk olarak Psikoenerjitik Sistemler isimli dergide yayınlanmış bulunmaktadır. Söz konusu dergide çıkan makaleye göre yapılan araştırmalar New York Duyular Ötesi Araştırmalar Kurumu tarafından yürütülmüş ve süje olarak Maria Janice Cooper kullanılmıştır. Üst üste yapılan 12 deneme sonucu tespit edilen şifacı medyumun kirliyen fotoğrafları bir kısmı da renkli olmak üzere yorumlanmış ve araştırıcıların dikkatine sunulmuştur. Bir kısmı renkli olarak çekilmiş bulunan bu fotoğraflarda Şifadan önceki ve sonraki değişiklikler arasındaki farklar açık olarak belli olmaktadır. Ayrıca yukarıda adı geçen yayın organında Kirlian fotoğrafçılığının öncüleri olan Semyon ve Valentina Kirlian'ın dolu dolu 4 sayfalık makaleleri de yayınlanmıştır. Kirlianların makalesine göre fotoğraf çekiminde renkli film kullanıldığı zaman insan cildinin farklı farklı gölgeleri elde edilmektedir. Genellikle iç kısımlar mavi ve dışa doğru bu mavilik yeşile doğru açılmaktadır. İnsanın heyecansal durumlarına ya da heyecanlarındaki değişikliklere paralel olarak bu renklerde de değişmeler olmaktadır. Ciltten intişar eden renkler arasında belli başlıları şunlar olmaktadır. Mavi, eflatun, sarı, açık mor, gri ve turuncu. B. Şifacıların hastaya aktardıkları enerjiler Rus şifacılardan Aleksey'nin biyoenerjik tedavisi konusunda yayınlanan bir makalesinde şifacı medyumdan hastaya enerji nakli konusu üzerinde daha ayrıntılı olarak durulmaktadır. Bilindiği gibi söz konusu enerji nakli sırasında hastalar genellikle hafif bir ürperme hissetmektedirler. Bazı durumlarda şifacı arızalı organın hangisi olduğunu hissetmektedir sanki cilt titreşmektedir. Tedavi sırasında kalp atışlarının şifacı medyumunkilerle şifa süresince aynı tempoda olduğu vakalarda tespit edilmiştir. Yukarıda adı geçen yayın organının editörü olan Stanley Krippner, Kirlian metodu ile ilgili olarak şunları söylemiştir. Bu metot, psikosomatik hastalıkların önceden teşhisi ve tedavileri konusunda yararlı bir vasıta olarak kullanılabilir. Bunlardan başka, bu konuda Moskova'nın tanınmış araştırıcılarından Viktor Ademenko'nun Alla Vinogradova isimli psikokinezi medyumuyla birlikte yürüte gelmekte olduğu çalışmalarda başka bir makalede anlatılmaktadır. Söz konusu denemelerde Ademenko'nun yazdığına göre Bayan Vinogradova bir pinpon topunu uzaktan hareket ettirebilmektedir. Los Angeles Times'ta Dünyanın Dikkati Ruhsal ilacı Çevrilmiş Bulunuyor başlığı altında yayınlanan uzun makalede Spiritüalistlerce yıllardan beri bilinen gerçeklerin bilim tarafından yeni yeni ispatlanmaya başladığını belirtmiştir. Gazetenin tıp yazarı Harry Nelson, Kaliforniya Neuropsikiyatri Enstitüsü'nde şifacı medyumların parmaklarının uçlarından çıkan esrarengiz ışıkların fotoğraflarının çekilmekte olduğunu söylemiştir. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden bir bilim adamı, bunun şimdiye kadar tespit edilmemiş olan yeni bir tip enerji olduğunu söylemiştir. Hernánson makalesinde ruhsal cerrahinin bazılarının düşündükleri gibi sahte bir şey olamayacağını açıkça ifade etmiştir. Kendi ifadesine göre böbrek uzmanı Doktor Marshall Bersey, şifacı kimselerin şifa kudretleri üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalardan şimdilik çıkan sonuçlara göre araştırmacılar şifacıların vücutlarında hastalara aktarılabilen bir çeşit elektriksel gücün bulunduğu kanısına varmış bulunmaktadırlar. Onların görüşlerine göre sıhhat enerji güçlerinin belirli bir dengede bulunmasıyla alakalıdır. Hastalıklar bu güçlerin bozulmasıyla ortaya çıkmaktadırlar. İşte ruhsal şifacının yaptığı ve yapacağı bu dengesi bozulmuş güçleri normal hale getirmekten ibarettir. Bunu başardığı zaman zaten hasta şifaya kavuşmaktadır. Yani zayıflamış bir bataryayı tekrardan şarj etmek gibi bir şeydir. C. Dr. Telma Moss ve Şifacıların Etütleri Çalışmaları Ruhsal fenomen üzerine otorite olarak kabul edilen Dr. Moz, 1971'de Rusya Kazak Üniversitesi'ndeki Dr. V. Inyusin Laboratuvarını gezmiştir. Bu doktor, Kirlian metodunun öncülerinden biridir. Bu metotla yapılan araştırmalarda herhangi bir kamera ya da mercek sistemi kullanılmamaktadır. Fotoğrafı çekilecek obje bir film parçası üzerine konur ve kesik kesik elektrikle şarjına maruz bırakılır. Bu yolla elde edilen fotoğraflar çoğu zaman son derece şaşırtıcı olmaktadır. Cansız maddelerin bile köşelerinde renkli koronalar tespit edilmiştir. Bazen yaprakların iç yapıları ile ışıklı izlere de rastlanmaktadır. Doktor Mosa göre bu ışıklı izler yapraklarda bir türden diğer bir türe değişmemektedir. Anne makalesinde bu fotoğraflarla ilgili olarak üç yaprağın resmi de yayımlanmıştı. Bunlardan birincisi normal bir yaprak, ikincisi de aynı yapraktan koparılan küçük bir parçaydı. Üçüncüsü de yaprağın bir şifacı medyum tarafından pas yapılmış hali görülüyor ve delik kaybolmuştu. Doktor Moss, şifacıların parmak uçlarından çıkan bu ışımaların fotoğraflarını çekmekte adeta uzmanlaşmış bulunmaktadır. Kirlian metoduyla çekilen fotoğraflarda normal ve şifacı kimselerin ellerinden çıkan ışımalar görülmektedir. Ancak sadece bir farkla. Şifacıların ışımaları diğerlerine nazaran daha fazla görülmektedir. Bir şifa celsesinden sonra Doktor Moss'un ifadesine göre hastanın vücudu tarafından yayılan ışıma çoğalmış durumdayken şifacının ki bunun aksine azalmaktadır kuvvetle inanıyorum ki biz bu metotla insanların vücutlarından yayılmakta olan fakat normal gözlerimizle göremediğimiz bir şeyi görebilir hale getirmiş bulunuyoruz demektedir. Doktor Moss karşılaştırmalı deneylerinde görmüştür ki şifacıların koronaları alelade kimselerinkinden oldukça farklıdır. Bazı Rus araştırıcılar bu koronalara bioplazma adını vermiş bulunmaktadırlar bunun duyular dışı idrakimizle ilgili bulunduğunu tahmin etmektedirler. Yine belirtildiğine göre bu bioplazma sayesinde bazı kimseler kendi arzularıyla objeleri yerlerinden oynatabilmektedirler. Yeni koparılmış bir yaprak bir kelyan cihazının içine yerleştiriliyor. Elektrik akımı veriliyor ve elde edilen fotoğraf yaprağın yüzeyi üzerinde soluk, mavimsi bir ışıma gösteriyor. Bunu takiben yaprağa birkaç kez iğne batırılıyor yaprak anında tepki gösteriyor. Yaralanan noktalarda kırmızımsı, hafif bir ışık beliriyor. Bir süre sonra yaprak solmaya başlıyor ve ışıma giderek sönüyor. Bir şifacı kişi yaklaşıyor, ellerini yaprağın 15-20 santim kadar yakınına uzatıyor. Ellerini yaprağın 15-20 santim kadar yakınına uzatıyor. Bu şifacı aslında yaprağın ölmekte olan hücrelerine, yaprağın ölmekte olan hücrelerine taze güç doldurmaktadır. Birkaç dakika içinde ışıyan parıltı yaprakta tekrar gözlemlenmeye başlıyor. Yaprak, biyoenerjetik etkiye karşılık vermektedir. Doktor Thelma Mos yukarıda anlatılan deneyi 1972 yılında gerçekleştirdi. Kirlian etkisiyle ilgilenmiş olan Bayan Moss, bu tekniği canlı sistemler arasında belirli bir mesafe öteden oluşan etkileşimin araştırılmasında uygulamaya karar vermişti özellikle de Rusya Tbilisi şifacı Alexei'nin deneysel çalışmaları ile ilgileniyordu. Doktor Moss, Alexei gibi ellerin temasıyla şifa verebildiklerini ileri süren başka kişiler de aramış ve bulmuştu. Böylesine cüretkar iddialar nasıl doğrulanabilir ki? Varsayalım ki hasta bir kişi daha iyi bir hale geldiğini belirtsin. Daha iyi ve daha kötü şeklindeki değerlendirmeler tamamıyla subjektiftir. Nihayet alışılmış klinik teşhis yöntemleri de tüm objektifliklerine rağmen karmaşıktırlar ve uzun süre isterler. İşte bu noktada yüksek frekans fotoğrafçılığı imdada yetişmiştir. Newark Mühendislik Kolejinden Douglas Dean, biyoenerjetik etkiyi etüt etmek üzere kilyan tekniğini kullandığında hem hastadan hem de şifacıdan neş olunan ışımanın renginde ve yoğunluğunda şifa seansı sırasında bariz bir değişikliğin meydana geldiğini tespit etmiştir. Yalnız bir nokta meçhul kalmaktadır. Şöyle ki hasta iyileşmeyi ümit ettiğine göre söz konusu yüksek frekans fotoğrafları sadece telkin ya da kendi kendine telkin yoluyla hastanın durumunda meydana gelen değişikliği yansıtıyor olamazlar mı? İşte yukarıda anlatılan ve yaprağın üzerindeki insan etkisiyle ilgili olan deney bu ihtimalin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Doktor Moss'a göre bu deney şifacının canlı bir madde üzerinde etkinlik gösteren bir tür enerji yoluyla iyileştirdiğini doğrulamıştır. Ünlü psikolog Stane Krippner tarafından derlenen Yaşam Galaksileri adlı antolojide Doktor Moss şunları söylemektedir. Kirliyan fotoğrafçılığı insanlar arasında sözle ifade edilmeyen, görünmeyen ve muhtemelen elektrikli olan vasıtalar sayesinde meydana gelen etkileşimin gerçekliğini belirleyebilirler. Böylece güvenilir şekilde tespit edilen ve açıklanmamış olarak kalan bir gerçek söz konusudur. Bu belirli bir tür enerji nedir? Gerçekten de iyileştirici bir etkisi var mıdır? D. H. Nelson ve konuya ilişkin yorumları Yukarıda adı geçen gazetede yayınlanan uzun makalesinde Nelson, Stanford Üniversitesi doktorlarından William Tiller'ın Rusların ruhsal enerji konusunda yapmakta oldukları çalışmalarla ilgili bir konuşmasını da anlatmıştır. Doktor Tiller bu konuşmasını bir parapsikologlar toplantısında yapmıştı. Doktor Tiller'ın anlattığına göre Ruslar çalışmalarından birinde vücut üzerinde bazı hatlar boyunca elektriksel direncin diğer kısımlarına nazaran daha düşük olduğunu göstermişlerdir. Dr. Tiller bu hatların Çinlilerin akupunktur tedavisinde nazarı dikkate aldıkları vücut meridyenleriyle uygunluk arz ettiğini de sözlerine ilave etmiştir. Söz konusu konuşmasında Dr. Tiller aynı zamanda Dr. Temos'un ruhsal şifacılarla yapmakta olduğu çalışmaları da anlatmıştır. Hükümetin metoloji konusunda danışmanlarından olan Dr. Tiller, yapılan çalışmaların klasik bilimin şimdiye kadar bilemediği bir enerji tipini ortaya çıkartmakta olduğunu söylemektedir. Nelson makalesinin başka bir yerinde de astronot Edgar Mitchell'dan ve çalışmalarından bahsetmiştir. Mitchell, Amerikan Psikiyatri Kurumu'nun bilimsel toplantılarından birinde bugünkü bilimin henüz fiziksel kanunların hepsini keşfedememiş olduğunu söylemiştir. Şöyle demiştir, bütün tabiatı anlamak için daha birçoklarının keşfedilmesi gerekmektedir. Astronot Mitchell'a göre fiziki dünyayı açıklamakta kullanılan mevcut teori ve kanunlar yeterli bulunmamaktadırlar. Bunlar insan davranışlarını ve daha yüksek şuurluluk hallerini açıklamakta yetersizdirler. Ruhsal şifa ve ruhsal cerrahlıkla ilgili daha çok araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. Bundan sonra Nelson makalesinin son kısımlarına doğru 80 bin kadar Amerikalı üniversite öğrencisi tarafından halen uygulanmakta olan ve bilhassa uyuşturucu madde alışkanlıkları arasında olumlu etkileri görülen transantal meditasyondan ve bu konuda Dr. Herbert Benson'ın yapmakta olduğu çalışmalardan bahsederek satırlarına son vermiştir.